bildirim de başladı. Oldu mu? Aç bakayım bir chat'i. Geliyor mu sesimiz? Ha, F5 attılar bak şimdi. Bizim dünya bu. Chat bu. Bir izleyici bize anlık tepki burada anasını satayım. Hiç anlamıyorum bari. Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Ne yapıyorsunuz ya? Biraz geç kaldık. Muhabbet sardı. Bir de Kordi'yi çok dövdük. Şey oldu çocuk ya. Hastanelik oldu yani artık. Onu bitirdik bu gece. Ne haber abi, nasılsın? İyi çok şükür, sen nasılsın? İyi. Bir de şey gibi, sanki anlık gelmişiz gibi. Az önce muhabbet ediyorduk zaten. Aynen. Koyu. Sabahtan beri. Valla bir toplansın millet de gireriz. Aynen. Beyler hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar selamlar. Dur ben bir sigara yakalım da ya. Takalım ya. Kafamıza göre. Neydi kasıyoruz ya. Hoş geldin. Ses nasıl duruyor? Senin ses şimdi beni bastırıyordur ha. İyi anlamda yani böyle. Ses nasıl geliyor? Ses... Duyuyorsunuz mu arkadaşlar? Sesler iyi mi? Bir ses kontrol. Sesler ses güzel. Ses güzel, tamam. Tamam, yakaladı. Daha önce Twitch izledin mi? Hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Yok, hiç alakan yok. Yok yok, hiç olmadı. Geliyor mu kulağına böyle, ne yapıyor la bunlar burada, oyun oynuyor, oyun oynuyor falan diye. Yok, senin yayınlarını birkaç kız gördüm. Vallahi. Güzeldi yani. O yüzden biz buradayız yani. Arkadaş ortamı. Aynen öyle. Öyle muhabbet ediyoruz milletle. Abone oluyorlar. Kara yani. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Beklemekten gevredik hocam. Oğlum abartmayın lan, 8 dedik, saat 9 onu. Oğlum bu hızda ben okuyamam ha. Bir bak göremiyorum. Bak şimdi ben sana onu daha bir çözüme getireyim mi? Bak bunu buraya alırız. Tamam mı? Bunu da şöyle zoomlarız. Ama böyle ters bir şey görürsen de yapıştır lafı. Göremiyorum ki, çok hızlı mı? Onu abone çete alacağız şimdi. Mecbur. Şimdi konsept monsept yok arkadaşlar. Dümdüz yayını açtık. Benim elimde sizden gelen sorular var. Bu soruları biraz gösterdim. Masaya dedi ki sikerim böyle soruları dedi. Çok net yani. Ulan dedi 10 defa cevapladık bunları dedi. Haklı. Ben de baktım röportajların hep aynı sorular. Aynen öyle. Neden masaka? Neden masaka? Ne zaman ne yaptın? Kime kafa attın? Kimi indirdin? Kimi öldürdün? Kimi öldürdün? Bu tarz sorular geliyor. Ama ben bekliyorum ki millet toplansın. İzleyici sayısı şöyle herhalde bizim bugün bir 20-30'u geçer zaten. Nereden görüyoruz onu? Bak şurada izleyici var. 7000, bu şu 8000. An daha yayın. 2 dakika oldu. 8000 kişiyle açtık. Bu güncellenecek şimdi. Bu bizim takipçi sayısı. Ondan sonra bu abone sayısı. Bu da yayının süresi. Bu kadar bir panel. Bir de bizim chat. Aslan gibi orada. Aynen. Nasıl gidiyor et? Yolunda mı her şey? Çok şükür. Her şey yolunda. İstanbul'a geldin. Aynen öyle. Berlin'den geldik. Kafamıza göre takılıyoruz şu an. Senin yanındayız babam. Eyvallah. Vallahi ya o kadar yukarıdaki muhabbeti tam yayınlayabileceğimiz muhabbet değildi ama dahil olsaydınız makara döndü yukarıda. Kalabalığız bir de. 15 kişi falanız totalde. Aynen. Ne olaylar yukarıda ha? Ama yapamayız. Reisler toplanmış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi dis. Ne disi lan? Kime dis oğlum? Kime dis oğlum? Hayırdır? Kim bize dis atabiliyor oğlum böyle bir maddeyken? Bir kişi varmış burada bize dis atmış. Ha, var mı? Onu şimdi ben onu getireceğim. Onu sonradan halledeceğiz. Onu halledeceğiz. Aynen. Biliyorsunuz masakayla fitatsan ne olur? Bilmem ne olur diyen bir arkadaşımız var. Adı Cordyceps. Aynen öyle. Yüzü bembeyaz. 2,5 saattir yüzü bembeyaz. Sakin ol oğlum, sakin ol. Oğlum, yavaş bırakın. Nefes al. Nefes al, nefes ver. Kendine gel. Sonra seni halledeceğiz. Sonra. Adamı paketleyeceğiz, sen rahat ol. Ondan sonracığıma. Başka biz kendimiz muhabbetimizi yaptık. Oturduk. Hatta müzik açalım dedik. Dedi ki masaka ne müziği lan, dümdüz gir dedi. Girdik. Aynen öyle. Bak gök de gürlüyor. Gök de gürlüyor. Aynen. Atraksiyon olur bugün. Tam atmosferdeyiz ya. Tam yayın günü. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sen güzel hoş geldin. Güzel bir yayın olacak. İnşallah. Eyvallah. O sohbet, anılara boğulacağımız. Benim konseptim genelde şey, konsept falan yok bende. Kurgu, içerik falan. Konsepte gerek yok zaten. Dümdüz. Biz biziz. Yani bende ne böyle aman şu tutsun, aman şunu yapalım, aman bunu yapalım çok fazla yok. Bir tek Kordi'yi konuştuk, dürüstçe söyleyeyim biliyorsun. Aynen. Ondan sonra onun dışında da yani bir hazırlık falan yok hiç burada şey yok. Yani. Kafamıza göre takılıyoruz. Sıkıldığımızda kapar gideriz. Eğlenirsek devam ederiz. Aynen öyle. Muhabbetimiz aynen öyle. Bu. Abi dövdürecek misiniz Kordi'yi? Yok oğlum estağfurullah, öyle bir şey olur mu? Dövdürmek hafif kalır amına koyayım. Ne dövdürürüz? Ama başka şeyler yapabiliriz. Lan banlanacağız galiba kesin. Cünüm benim. Kardeşim. Saygılar abim. Saygılar abim ha. Saygılar abim. Çok göstermek istemiyorum. Makyajı yapılıyor şimdi. Yüzünü kapatıyorlar. Ya çok da bir şey olmadı. Bir tane vurdu. Hani anlamadık. 8-9 tane vurmuş gibi oldu. O yüzden bir şey diyemiyorum şu an. Yarın öbür gün büyük bir rapçi olsa şu an bu muhabbetler onun peşini bırakmaz ha. Aynen aynen. Dalga geçerler ha.
Ya. Harbiden hiç onu düşünmedik. Sen niye rapa başladın oğlum? Abi yanlış bir karar mı aldık acaba? Ha, aynen yanlış. Öyle oldu zaten yani. Benim ismimi geçirdin, bunun hesabını soracağım sana. Ha, ona göre. Ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak, Cordyceps bana diss attı arkadaşlar, tamam mı? Esprisine. Masaka ile diss atsa, Masaka ile fit atsan ne olur dedi ya. Masaka ile mesajlaştım. Dedim ki senden bir şey rica ediyorum. Beni kırmazsan. O kadar egosu olmayan adamsın ki yaparız hallederiz hemen. Ben senin için bir kısım söylerim dedi. O günden sonra da ben yapasım gelmedi zaten. Çünkü niye? Neden? Çünkü artık eriştik o mertebeye yani. Tamam dedik. Sağ ol bu saatten sonra. Dedim ki en iyisi hangisi olur? Biz böyle dostane yan yana oturursak bu adam en büyük diss olur dedik. Aynen öyle. Yani biz aslında parçayı oluşturmadık. Muhabbetimizle dissimizi atıyoruz şu an. O da orada titriyor. Tamam çok üstüne gittik ya şaka şakanın da şey yazık şimdi. Yarın rapçi olur hep bu laflar gider onlara. İyi misiniz arkadaşlar? Siz nasılsınız? Bir söyleyeyim bakayım. Oğlum çok hızlı gidiyor çok lan. Hızlı. Ya bizim burada en büyük zor bir de. Ben bunu hayatta takip edemem ama oğlum. Ben yakalıyorum ha. Öyle mi? Vallahi yakalıyorum. Alışmışsın hani. Abi hiç beklemiyorduk. Eyvallah abi çok şükür. İyiyiz abi. İyi idare ediyoruz. Veda mektubunu dinledi mi Masaka demiş. Hatırlamazsın dinleriz onu bir. Aynen. O arkadaşım bana yazdı. Ha reaction yaparız hatta. Ha 31 çekiyor mu demiş biri mesela ne alaka. Yayıncı da izlenmede 31 bine çıktı tam. Denk getiriyorlar öyle şeyleri. Mutlaka çekiyordur. Enteresan şey, espriler var bizim Twitch camiasında. Ayak görünce 36.5 yazarlar. Bak yaz nasıl tanıyorum sizi ya. Enteresansınız oğlum, eminim. Çok hızlı lan bu, ben takip edemem ha bunu. Emmoğlu ben sana güveniyorum ha, milletin sorularına falan ben burada ben de, takip edemem. Bak yayıncılığın en büyük olayını biliyor musun? Anlık reaksiyon alıyorsun ya, dojlamayı öğrenmek. Çünkü bir noktadan sonra bazen öyle bir saldırıyorlar ki sana. Mesela bir konu oluyor, bir şey oluyor. Görmemen lazım. Kurban oldum ben sana güveniyorum. Ne diyorsalar lan ben oğlum de. Çok hızlı. Diablo'yu ne yaptın diyor herif mesela yani. Gömdüm oğlum ama hep çıkıp duruyor. Mezardan çıkıp duruyor. Sürekli çıkıp duruyor. Anlamadım ben de. Var onun sorusu ama Diablo gelmiş geçmiş en iyi senaryo bak. Konsept aynen. Konsept. Vallahi aynen. Öyle. Yani ben baştan söyleyeyim. Bir kere burada senin de fanların, izleyicilerin vardır. Karma şu an burası. Tek bir aklıma gelen bir şey geliyor bu durum. Ben rapten çok anlayan bir adam değilim. Dürüstüm bak bu konuda. Rap'i çok severim ama müzikle ilgili benim bir kültürüm yok. Ben kulağıma hoş gelen her şeyi dinleyen bir adam. O kadar. Hepimiz öyle. Hepimiz öyleyiz aslında. Aynen. Ben biraz araştırırken seni Azer Bülbüller bilmem neler falan aynen, hepsi. Aynen, aynen. O tamamen zevk meselesi. Ben şey gibi beni düşün. Rap'i seven aslında dinleyen kulağa hoş gelen ama rap'i piyasasını çok da takip edip bilmeyen noob bir adamım. Bilmiyorum. Hmm. Konuşmam da rap hakkında. Ama benim burada sana sormak istediğim çok net bir şey var. Bu bir sorularda falan konsept düşünmüş bir şey değil. Bana bir yayında mutlaka 7 tane 8 tane gençlerin rap parçaları kendi aralarında yapıyorlar. Klip çekiyorlar bana yolluyorlar abi nasıl diye. Ben de anlamadığım için tek şeyi diyebilirim. Sound bastırmış işte ya da müzik çok ön planda seni duymuyorum gibi şeyler söyleyip testleri atıyordum. Şeyler. Ha bilmiyorum çünkü. Ha. Ya da böyle şeyi eleştiriyorum böyle hep aynı konsept hep birbirinin kopyası gibi. Aynen i̇şte öyle. Hep aynı şeyler yani hani tamam rapin bazı temelinde şeyler var araba olacak kız olacak kadın olacak bilmem ne olacak agresyon olacak bunlar tamam diyorum. Ama bakıyorum hepsi birbirinin kopyası gibi özgünlük. Mesela şimdi senin bir yorumun var ben diyorsun hip hop'ta aslında hard hip hop yapıyorum hard hip hop demiyorsun da böyle bir dünkü röportajında dinledim onu. Heavy metal kafasında heavy bir yorumum metal var. Kafasında, aynen. Rapin evisiyim ben tarzı öyle bir tarzım var. Aynen parçalarında öyle. Da öyle. Ben çocukluğumdan beri zaten mistik olaylarına yani çok yatkınım yani. Benim ilgimi çok çekiyor. Yani mistik, karanlık falan filan çocukluğumdan beri zaten o kafaları yaşıyorum. O Diablo'nun yani. Çıkışı delirdik da o noktamaz. Delirdik amına koyayım. O Diablo'nun çıkışı da o muydu aslında? Aynen öyle. Aynen mistik öyle. Olaylar. Aynen öyle. İkinci yüzümüz yani. Şeyi merak ediyorum. O Diablo'nun çıktığı dönemlerde ya da Diablo'nun ilk parçasında, klibinde... Yorumlarda sağda solda tahmin eden olmadı mı? Çok az kişi. Çok az mı? Onlar da çok akıllı çıktı babam. Çünkü orada burada böyle ayakkabıları bakıyorlar falan aynı eşya olabilir mi? Sen bir yerde maskeni çıkartıyorsun böyle bir gülüyorsun o bir yerde. Ha orada daha çözemediler. Yo. Nasıl çözemezler ya? Ben oradan yakaladım daha ilk izlediğimde. Tamam mı? Dedim ki lan bu Masaka ya. Demedim. Yo çözemediler ama oğlum çözemediler. Saatin benim dikkatimi çekti. Evet. Bunlar bu arada ben dün bilinçli bir şekilde izlerken fark ettiğim evet, şeyler. Evet. Ama hiç tahmin etmesen bilemezsin yani. Demek ki az kişi daha iyi. Şimdi şöyle bir şey var yani piyasaya sürmek için
belirli bir konsept lazım. Yani tamam kabul ediyorum iki tarafımız var falan filan, bir o var bir bu var falan filan, bizi de kafamızı karıştırmış. Dedik biz bunu nasıl piyasaya süreriz? O konsepti yaptık yani. Harbiden, üzerini düşündüm biraz. Aynen yani. Öyle yani. Harbiden de doğru yapmış. Bence güzel de yapmış. Aynen öyle. Yani Diablo ile ilgili merak ettiğim şeyler var. Burada arkadaşlar yani gerçekten soracağınız soruları sikeyim, affedersiniz. Masakanın pislik tarafı. Yani ha? Abicim bu nedir ya? He. Bak bu az önce de anlattım sana. Yani Namık Ekin geliyor. Adam Anadolu, SAT komandosu falan. 100 sorunun 95'i kaç kişiyi öldürdün? Ya abicim bu adamla öğreneceğin çok şey var. Niye onu soruyorsun sadece? Aynen, bizde bir düz mantık. Da. Rüzgar nereden geliyor? Evet. Silahı nasıl tutuyorsun ona göre falan, bir ton şeyler var. Ya adam kaç adam öldürdün amına koyayım. Oyuncakla oynuyor önümde. Parmağını tetiğe bile götürmüyor. Bir sürü detayları var. Adam öldürmüş mü ya, bir sordunuz mu diyor. Aynen. Komik tabii. Ben eğlenmek istiyorum. Yok, nefesini tutuyorlar falan filan. Tabii böyle ya. Şeyler var. Nefesini tutuyor. Düşmanı görüyor. Sen tutuyor musun? Kullanırken. Bunu biz kullanmıyoruz. Bıçak bir şey kaldırma. Benim başımı belaya sokma ha burada. O kadar konuşacağız. Bak Almanya'ya döneceğiz ya. Sen tutuyor musun derken arkadaşlar biz Airsoft'çuyuz biliyorsun. Bak benim de Airsoft'larım var. Aynı hesap yani. Airsoft bile değil. Paintball da. Paintball. Aynen. Boncuklu. Bunlar bizde yani. Aynen başka öyle şeylerle uğraşıyoruz. Hadi de bak gülmeyin lan. Şaka yapmıyoruz oğlum burada. Hayırdır lan. Neyse. O Diablo mevzusuna falan geliriz de şimdi. Soruyu ona bağlayacağım. Şimdi size soru sorun dedik. Biz filtreledik. Binlerce soru vardı. Binlerce demeyeyim. Bayağı bir soru vardı. Ama aynıların önce filtreliyoruz, sonra bilmem ne yapıyoruz. Ama sorular senin zaten daha önceden röportajını verdiğin sorular çoğu. Onu da eledik, bunu da eledik. En son dedik ki siktir et soruyu, muhabbet edelim dedik yani. Siktir et soruyu, niye masaka? Ne zaman depa basalım? Ama burada güzel şeyler var. Birkaç tane var. Bak ben aynen. Şöyle söyleyeyim. Ben soruyu okurum. Birlikte göz göze geliriz, siktir et deriz. Salla derim. Salla abi. Deriz, diğerine geçeriz aynen. Gibi gideriz şimdi. Çünkü öbür röportajlarımı izlesinler, hep her türlü yani aynen. Cevap orada yani. MSI teknesini hatırlıyorum. Ha, bin kez cevaplamanın anlamı yok. Orada güzel sohbet dönmüş ama MSI'da. Teknedeki sizin röportajı var ya, teknede, denizde. O güzeldi. Aynen. Onda ben de olacaktım biliyor musun Emre önceden? Emre Yücelen'le. Orada ben de dahildim o işe de, sonra ne oldu ben? Unuttum mu lan acaba? Bir şey oldu sonra ya. Unutmamışımdır da. Hani bir problem çıkmıştı orada. O yüzden sorular bir, ama şunu da unutmamak lazım. Bizim Twitch kitlesinde de bunu daha önce o röportajları dinlemeyen insanlar var. O yüzden yardımcı olabilir. Emmalı bu çok hızlı ya. Ben takip edemem yani. Ne diyorsunuz oğlum? Bakayım odağı bozuldu. Dur, odak bozulmasın. Dur bakayım. Ya şimdi adam yakışıklı, tamam mı? Ben geri planda mı, önde mi dursam? Nerede dursam ya? Ne demek babam ya? Şey boz, düzeldi. Odak bozuluyormuş da bazen bakarız. Cordyceps ayrı bir dava. O aşamalara gireceğiz. Bir de ben izleyiciye bir şey söylemek istiyorum. O çiyanı kırmadan alacaksın değil mi? Tutacaksın yani. Hı-hı. Çiyan, böcek. Getireceğim. Kırmayacaksın değil mi bizi? Ne yapalım lan? Yani? Kim lan o yani? Çiyan. Getir yani. Öyle bir fobimiz yok. Getir. Örümcek mörümcek falan filan. Örümcek bizde de yok ya. Hamam böceği. Hepsini getir oğlum. Hamam böceği olur mu? Getir hadi. Yok sonra getiririm. Sana atacağım oğlum hepsini. Kordiye diyor. Ya oğlum sen bugün yarra yedin bak ben sana söyleyeyim. Vallahi yedin sen, bitmişsin sen, söyleyeyim yani. Yayından sonra ben seni kurtaramam söyleyeyim. Abi hakkını helal et. Helal olsun lan, iyi çocuktun. Bir şey de yapmasaydın oğlum dişimiz. Doğru diyorsun abi. Sen niye diş atıyorsun oğlum bu adamı? Allah Allah ya. Ha? Oğlum ben sandım ki şimdi belki yayına katılırsın böyle dijital mijital falan filan 2-3 laf ederiz falan filan oğlum yanımdasın abi. Oğlum. Senin işin bitti lan. Haberi yoktu. Haberi yoktu, sen kapıdan girince anladın oldun. Ulan ya. Şimdi o zaman küçük küçük sohbet ederken. Vay. Ha, düştüğün sorular da vardı o. Arkadaşlar burada bir sponsor içeriği düşünmeyin. Bu artık şey gibi bizim. Hani biliyorsun entegre işler. Burada da çok güzel enerji içeceklerim var. Black Brain yakında bizim markamız çıkacak. Heh, onu soracağım. Aynen. Masaka Limited Edition çıkacak. Tamam. Masaka Diablo. Organik şekilde çok baba içecekler çıkaracağız. İçeriği farklı olacak. Tabii. Tadım spor, adı. Sporcular için. He. Tadı da manyak yani. Şimdiden biz onu tasarladık. Az kaldı yani. Yakında çıkacak piyasaya. Vallahi içeriz. Bu benim mi bu dolap? Senin olsun. Eyvallah. Aa dur benim de bir hediyem var bir saniye. Dur bir küçük aldırayım bir şöyle. Bakayım neymiş o?
İşte bilmiyormuş gibi. Bu sandalyeler de neydi? Arkadaşlar dün bunlar bir günde üretildi ha. Bir gün. Bizim halk var koltukçu. Bak arkadaşlar koltukçu. Harbiden doğru söyleyin. Çok manyak gözüküyor. O yüzden götüreceğim ha, yoksa uğraşmam. Ama var. Baba duruyor Maruk, baksana var. Şunlara. Görüyor musun? Türkan adamsın Maruk. Sen Masaka, adamsın. Köynük sırası sandalye yapmış bizimki. Bak. Wow. Dün halk bunu dedi ki ben böyle bir şey yapmak istiyoruz. İşte yapalım edelim. İki tane bir günde. Oğlum biz böyle bir şey yapmak istesek 3 ay sürüyor amına koyayım. Işte, bir günde nasıl halledelim? Işte, o adamları bize bağlasana bir zahmet. Seni sevdiğimizden o kadar da olacak. Burada oturabilirsin bu arada istiyorsan. Ya da sonla oturacağım. Eve götüreceğim. Eve götüreceğim nasıl olsa götüreceğiz onları. Aynen. Evet hediyelerimiz de bu arada bunun da poşetlerinde vardı şapka mapka onları acıladım ha. Aldım birkaç tane içinde hediye vardı. Tam ya. Güzel eşya var ha. Bak tişört de öyle. Güzel eşya yani. Ha tişört de öyle. Şimdi fark ettim hiç ben. Hiç gözükmüyor değil mi? Vallahi sanki farklı bir şey. Sanki Masaka'nın yeni. Aynen aynen. Öyle bir şey sandım. Mikrofon ne oldu? Kolye mikrofona çarpıyor. Özür dilerim. Hallediyorum. Bizde böyle anında müdahale ederler. Yapacak bir şey yok. Haklılar ama. Şimdi ben buradan makarasından bir sorulara geçeceğim. Ama geç dediğini geçerim. Bak Emmoğlu. Hoşumuza gitmeyen soruları siktir edeceğim. Direkt. Bak ha. Nasıl ha. İstersen. Ben burada soru şey dedim. Çünkü bezdik artık. Evet. Aa, ben de bezdim. Aynı şeyleri bana soruyorlar. Kaç yıldır rap yapıyorsun? Bu soruları geç Emmoğlu. Senin şeyin değil bu yani. Ben size dedim oğlum. Bak şimdi. Masaka ismi nereden geliyor? Geç. Geç. Nereden geliyor? Almanca'dan geliyor. Gidiyorum. Masaka, şey, katliam, doğru. Katliam değil mi direkt? Ha. Doğramacı. Şaşlık falan. Diablo'nun hikayesidir. Şimdi bu çok standart bir soru ama Diablo bence yapılmış en iyi şey dedik. Sistem dedik, strateji dedik. İnsanlara sürpriz de oldu. Bak sırf o değil babam şimdi. Ha, sen anlatacaksın mı? Ben ya, bir öğreneyim. Şimdi şöyle bir şey var. İçimde harbiden de ikinci bir yaratık var ha. Bunu ben en iyi şekilde nasıl piyasaya sürerim? Onun konseptini biz yaptık. Yoksa böyle tesadüf olan bir şey değil ha. Kötü tarafın Diablo. Aynen öyle. Masaka çok iyi değildi ama Diablo çok daha pislik. Onu piyasaya bu şekilde sürdük. Oldu mu oldu. Ha. Dikkat edin. Yani Diablo'ya diss atılmaz arkadaşlar. Yoksa böyle. Kontrolümde değil ya, çünkü yani. Bir şey merak ediyorum. Bak bizim çocuklar rapin içinde falan soruyorum bazen onlara. Sana diss çok atılmıyor değil mi? Hatta hiç atılmıyor. 3-5 tane diss var. Adam yerine koyduğum kişilere cevap veririm. Adam olmayan, kadın da değil, adam değil, ne olduğu belli olmayan kişilere cevap vermem. Görmüyorum emmalı yani. O kadar bir ton şeyler görüyorum. Yani direkt es geçiyorsun. Yani. Es geçiyoruz yani. En güzeli. Adamsa cevap veririm. Bana ceza dis atsa cevap veririm. O cezanın da disine evet. Cevap verilir ama ya. Ama ceza bizim adamımız. Ya ceza evet. Diyorsun bak ben benim ergenliğimde kaç yaşındayım o zaman? Bizim yaşımız yakın zaten seninle. Ben 87'liyim sen 84'lüsün galiba. Hadi böyle bir şey olması lazım. Türkiye'de de bir garip hesap var. Şu an ben 37 yaşında mıyım 38 yaşında mıyım çözemedim. 37. Ama. Herhalde değil mi? Ama demiyorlar mı 38'den gün alıyorsun falan. Ya işte. Garip bir hesap garip var. Bir hesap var. Ben de bilmiyorum. Ben her zaman 27'yim amına. Bana burada soruyorlar 27'yim lan diyorum geçiyorum yani. Ben 38'im mi? Yoksa 37 miyim? 30'dan sonrasını başlıyoruz. 84 Ekim ayında. 84 Ekim. Ben de aynen. 87 Aralık memnun oldum. Şimdi bak burada şöyle bir şey var. Cezanın bizim için yeri çok başkadır. Bak bilmeyen bir yani rapleri takip etmeyen bir için söylüyorum. Bizim dostumuzdur ya. Fincan kahve altına saydım böyle bütün gün söylerdik böyle bangada. Sagopa ile o zamanlar iyi olduğu dönemler birlikte şeyleri. Ondan sonra da bizim arkadaşımız yani Berlin'de gelince bizim yanımızda kalıyordu. Kil Hakan'ın yanında kalıyordu. Yani bizim dostumuz. Bayağı ahbapsınız yani. Tabii dostunuz. Tabii her türlü aynen. Süper. Aynen. Hala da görüşüyorsunuz. Şu an görüşmüyoruz ama vakitten yine görüşsek mi? Bıraktığımız yerden devam ha, yani. Anladım. Ben de bir küslük var sandım hani. Yok öyle bir şey yok. İşte o dönemlerde Sammol abi alma lütfen. Almam oğlum niye alayım ya siz canımızsınız kardeş. Masak... Nasıl takip edelim ya lan böyle şey ya. Ediyor alıştık. Vallahi göremiyorum ama. Bak ben 5 yıldır yayıncılık yapıyorum oğlum, abi. Oğlum çok hızlı lan. Ne ya bir tane o mesela denk getir. Adamsın. Adamsın. O da caps. O hadi de caps nokta yazmış ama ne kralsın. Bak kralsın adamsın. Küçük ya şey. Falan filan. Ne yapıyorsunuz oğlum? AS.
Yok takip edemiyorum ha. Kile Hakan Reis'te aran nasıl demiş bak yakaladım bir tane örnek veriyorum. Çok iyi. Çok iyi onların yani arası. Bizim abimizdir çok severiz yani. Çok başarılıdır, başarılıdır ve orijinal yani neyse o. Evet ya bak. Şimdi bir dönem neyse o ya. Bir dönem Kile Hakan'ın bu işte sen anan yani yok işte şarkısı markısı böyle bir makaraya oğlum öyle şeylere takılı kalmayın ha. Adam harbiden baba bir i̇şte, adam ha. Ben, onu sonra ben araştırdıkça böyle gözlemledikçe falan aslında çok orijinal bir adam olduğunu tabii, anladım. Tabii tabii neyse o da. Ve bayağı da aslında saygı görülen bir adam değil mi? Herkes sever sayar. Aynen öyle. İşte ama burada oluyor abi internette bunun ötesi yok ki. Anam bir şey diyorsun yani. 10 yaşındaki çocuk gelip senin ben kafanı sikeyim diyor gidiyor mesela. Anladın mı? Ne? Sen de siktir git oğlum. Sen de siktir git. Bunun muhabbetleri dönüyor. Bacağım neden bir titriyor? Kestiler oğlum. Bacağım kaynattık şimdi ben idare etmeye çalışıyorum. Titremiyor oğlum. Kimin benim oğlum? Benim öyle bir tikim var ama şu an yok. Kimin? Ha sen mi bacağını sallıyorsun? Yok sen sallıyorsun galiba. Yok. Kimseyi sallamıyor. Götünden atmıştır ya. Siktir git ama. Siktir git ama. Ben de moda girdim. Bundan sonra vuracağım lan. İzleyicimiz değil. Oğlum bak ağır oğlum bugün çok farklı kafadayız. Ona göre. Şimdi Diablo'nun hikayesine döneriz. Demiş ki biri. Birçok insanın kariyerinde de özel hayatta pişman olduğu şeyler yapabiliyor. Masakan'ın da böyle bir pişmanlığı var mı? Keşke yapmasaydım dediği bir şey var mı demiş izleyiciler. Var moruk ya. Doludur. Bir ton yani. Adam sandığımız insanlar ha, oros mu çıktığını herkes şahit yani. Bir ton yani benim kariyerimde o şeyler oldu rap yani. Rap takipçileri de biliyor mu mevzuları? Biliyordur yani. Anlıyorlar. Ya ufak tefek biliyordur ama biz adam yerine koymuyoruz. O yüzden cevap bile yok. Yani herkesi adam yerine koyuyorsan götüne girer emmalı. Herkesi yanında dolaştırma. Simitçileri yanında dolaştırma. Çobanları yanında dolaştırma emmalı. Anladın mı? Direkt ters oyu görürüm diyorsun. Aynen siktir et. Şimdi çobanlara laf olmasın. Çoban... Ya onu anlarlar ya. Aynen şey çoban ya. Çobanlık çok baba bir iş yani. Hatta yani hiçbir şey olmasa bu dünyada çoban olursun oğlum. Ama böyle çobanları yanında dolaştırma. Bu olaylarla çok öğrendik bizlik ya. Bir de sizin piyasa alevli ya. Yani ummadığın ya, yerden ummadığın şeyler oluyor. Hareketli bir alandasınız. Türkiye sizce. Piyasası öyle. Türkiye piyasası öyle. Kim kimi sikecek, kim kimi öldürecek, kim ne zaman sokacak. Yani... Fanatiklik de işin içine giriyor. Anladım. Gaza da geliniyor. Ha, bizim yaşımız 37 ha. Zamanı gelince amana koyarız. Ayık ol diyor ha. Yani. Anladın mı? Ama sizin istediğiniz şekilde değil. Biz bunu hallederiz. Ama piyasa biraz daha şey, Avrupa'ya göre biraz daha şey, biraz daha acemi. Türkiye piyasası öyle yani. Acemiler babam. Neyse o. Almanya'da yapılan rap burayla çok farklı o zaman. Çok farklı. Çok farklı yani. Ne gibi farklar var? İşte burada fanatiklik çok ön planda oluyor. İnsanlar ya, değişken sanırım. Ben sana farkını söyleyeyim Emmoğlu. Klipte limuzinden iner ya da Maybach'tan iner eve dolmuşla gider. Anlatabiliyor muyum? Fark bu. Almanya'da biraz başka moruk. Adamlar orijinal ha. Neyse o. Ama olduğu gibi işini yapıyor. Ha, aynen öyle. Türkiye'de öyle bir şey yok. Adamlar yani bir şeyleri de anlatıyor oğlum. Sen kimsin lan? Sikimin kafası. Hayatımda daha bir şey görmemişsin oğlum. Daha milyonu vurdun mu oğlum sen? 1 milyon orayı vurdun mu? Ya. Ne 1 milyon oradan konuşuyorsun aman abi. Bak burada bir izleyiciden bir soru var. Gerçeğe dayalı dayanıkları olmayan drill parçalarda... Hani bu işte vurdum kırdım şunu yaptım bunu yani gangsta kafalarında takılıp. Emmoğlu yemin ediyorum %90'ı fake. Hayır şimdi fake de olsa buna kopya. Sen nasıl bakış açısıyla yaklaşıyorsun? Bak burada demiş ki bu drill parçalar ve kripler hakkındaki düşünceleri neler Masakan'ın diyor. Gerçekte hayatı bu tarzda uyuşmayan insanların bu tarzda üretmesi şarkılarını mantıklı buluyor mu demiş. Bulmuyorum tabii. Çünkü biz Avrupa'da yaşıyoruz. Orijinalini da görüyoruz. Kopyasını da görüyoruz. Lan oğlum birebir kopya yapıyorsun. Ama bizim müziği kopya yapamazsın. Çünkü biz onları dinlemiyoruz. Orijinal neyse o. Masaka sound ayrı. Çünkü görüyoruz babam yani hepsi kopya yapıyor lan. Birebir oğlum sözlerini bari alma lan. Flow'unu almışsın sözlerini alma bari. Çok kopya var emmi orada ya. Dediğim gibi yani limuzinden iniyor klipte. Eve giderken dolmuşla gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fake var. Özgünlük muhabbeti. Yani özgün olmak farklı bir şey yani. Oğlum çok hızlı lan bu şey chat. Tamam ben... Sen harbi profesyonel... Senin yerini ayarlıyorum. Seste sıkıntın var lan? Lan
Yok, bir şey yok, bir şey yok. Yübeye bak nasıl gülüyor. Özür dileriz abi yazıyor. Ulan ya. Şey bak, ben bir şey, samimi konuşacağım. Hani Diablo benim farklı tarafım diyorsun ya. Ben eminim senin bu sert görüşünün altında harbiden pamuk gibi insan da var. Yok değil. Vicdan olmaz anlamında. Olmaz mı oğlum? Var ya zaten ne evet. Demek? Peki Türkiye'de bak, neden böyle şey anıldın mı? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bizi yetiştiren insanlar 70, 80, 90 yaşındaki insanlar ha. Biz onlardan eğitim almışız ha. Benim rahmetli babam 80 yaşında, 86 yaşında rahmetli oldu. Anlatabiliyor muyum? Biz o insanlardan eğitim almışız. Ney doğru, ney yanlış falan filan biz bunları biliyoruz. Anlatabiliyor muyum? Peki burada niye böyle bir konsepte döndü bu? Yani bizim milletimiz biraz bunu çevirdi galiba böyle. İşte mesela bana bir edit yaptılar. Bu Masaka senin taklidini yapan bir çocuk vardı ya da bir çocuklar var. Ses taklidi mi? Ses taklidini yapıyor. Geliyor adam işte. Beni bak başımın belaya sokmayın oğlum. Başım tamam onlardan bugün birine ulaştık değil mi biz? Aa, gelirim mi diyor. Bence gelmesin. Oğlum bak bir yerde benim başımı belaya sokacaksınız ha. İşte bak ben yapmayın lan. O zaman ondan çok tırstım. Çünkü niye biliyor musun? Sesi çok aynı yapıyor adiler. Birebir yapıyorlar. Hı. Ama mesela gidiyor başka rapçilere, başka birilerine durduk yere sallıyorlar tamam mı? Hani biri duysa anlamaz. Bak bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim Tekmil bugün Türkiye'ye geldi. Sınıra girdiği gibi paketlendi. Polisler kaptı bunu. Sorgu morgu falan filan falan. Bir suçu varmış falan. Neyse siktir et. Oğlum benim başımı belaya sokmayın lan. Benim sesimle ona buna mesaj yolluyorsunuz. Beni sikeceksiniz daha sonunda. Harbiden oğlum dikkat edin bu arada. Oğlum şey şakaya alınacak oğlum, bir şey değil. Oğlum makara kukara tamam da amına koyayım. Yani şey yapmayın oğlum. Ciddi şekilde millete cevap vermeyin ben Masakayım diye falan. Benim başıma belaya sokacaksınız oğlum. Ciddi suç tabii. O yüzden ben hep onları söyleyeyim. Makarada bırakın. Şaka olduğunu söyleyeyim. Aynen öyle. Taklit olduğunu İspatlayamam söyleyeyim. İspatlayamam ha. Adam evet. Birebir yapmış amına koyayım. Aynı yapıyor. Geldi sen bizim chatte diyor ya. Sen nereden çıktın oğlum? Chatte bana Musakka diyenin diyor. Alnına koyarım. Bir de atar da koyuyor üstüne yani. Ya o video sen hatta onu yorumlamıştın bir gün. Instagram'da ben aynen, görmüştüm. Aynen aynen. Yapıyor çocuklar ama hani bir sıkıntı değil. Bana o dönem de şey yaptılar. Ben bunları içine düştüğüm için bir gün televizyon aman yayındayım lazer tuttular bana. Ona edit yapmışlar. Evet. Masaka mı nerede lan diyor lazer geliyor burada böyle. Ya millet eğleniyor aslında. Oğlum bıktık lan o şakalardan. Yeni şakalar bulunalım. Biz de biraz ettim. Daha eğlenelim amına. Evet onu merak ettim. Bundan rahatsız oluyor musun aslında? Yok seni hep ya. Bu şekilde adlandırmaları işte asar yok, keser. Babam ne rahatsız olacak. Makarasındasın sen. 5 sene aynı makarayı yapıyorlarsa rahatsız olurum oğlum. Bir değiştirin lan bir şeyler düşünün lan buna. Doğru. O yüzden o konuya değinmek istedim. Şimdi geçiyorum diğer next. Almanya'daki özellikle Türk insanlarına uygulanan ırkçılık ve ayrımcılık diye bir soru sormuş. Bunu biz yayından önce biraz sohbet ettik. Bu herhalde her ülkede yaşanıyor. Yani bir Türk olarak ya da farklı Avrupa'da bir... yaşıyorsan yaşamışsındır. Yani. Şimdi çok burada anlatamayacağız ama önceki konuştuğumuz mevzularda da o trafikte yaşadığın problemle... Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben bazı konulara girince bu Twitch... Şey yapıyormuş, ban yapıyormuş. Banlarız, banlanırız. Evet. O konulara girmeyelim yani. Bir ton şeyler yaşadık. Başka röportajlarda araştırın. Var muhabbetleri diyorsun. Var babam, bir ton. Ama yapılıyor da. Yaşıyorsunuz böyle şeyler. Yani çocukluğunuzda da yaşamışsınız. Çocukluğumuzda yaşadık ama şimdi durdu gibi ya. Aynen. Nefeslerini kestik. Siktik belalı. Ama hadi köyler. Öyle babam neyse o. Ya ırkçılık bu arada Twitch'te şöyle bir mevzu var. Irkçılık yapmaya karşı Twitch. Irkçılık yapana tepki de hani bir şey yapmıyorlar belki ama asıl ırkçılık yapıyorsan suç ve ban sebebi oluyor. Çok mühim değil zaten biz burada. Ya biz çocukken çok yaşıyorduk böyle. İşte onu merak ettim. Ya aslında ben senin rap map kısımları okey zaten hepimiz biliyoruz. Birazcık böyle çocukluk da yaşadığın zorluklar drama yayını falan da değil ha. Yani Masaka büyürken ne yaşadı da hani Almanya'da doğdun, işte sokaklarda yaşadın, ondan sonra nerede evrildi? Bak Emmodus biz Almanya'da öyle bir şeyler yaşadık ki zengin olmayı da gördük. Zengin olduk amına koyayım. O aralar daha böyle idare edemiyoruz. Lan biz zenginiz lan ne iş lan falan filan bir ton olaylar yaşıyoruz. Fakirliği de gördük. Ama sonuçta... Allah'a dua etmeyi unutmadık ha.
Yani ben diplerde olunca bile Allah'a dua ediyordum. Şerefsizim ki beni duyuyordu ha. Yani beni o delikten çıkartabiliyordu. Böyle şeyleri de yaşadım. Zenginliği de yaşadım, fakirliği de yaşadım. Yani bir ton şeyler yaşamışız Almanya'da. O zorlukları tahmin edebiliyorsun. Yani şey bir kere, her şeyden öte, bak geçen gün seninle hani bu yayını yapacağız diye şeyi düşündüm. Şimdi senin zorlu bir hayatın olmuştur illaki. Yani oldu ya. Sokaklarda gezen, tozan. Biz sokaklardan geliyoruz. Ya sokaklardan gelen insanlar, benim de çevremde var. O yüzden var. Hani arkadaşlar, hakkınızı helal edin böyle. Yani çok böyle resmi bir şekilde dil kullanmıyorsak yani idare ya edin. Ya onu ha. Zaten bir ha. Şey sıkıntı değil yani. O mizaç meselesi biraz. Aynen daha. Aynen öyle. Biz değişik bir ortamdan geliyoruz. O yüzden idare edin yani. Kral, eyvallah. Onu düşündüm. Sonra ama bir yerde demek ki İşte o senin çalışkanlığınla da alakalıdır bence. A tipi bambaşka bir yola gidip belki de ne bileyim ortadan bile kaybolacakken sen Masaka ismiyle ün kazanmış, güzel rap yapmış bir adama dönüşmüşsün. Buradaki o geçiş noktasını ben dün seni araştırırken biraz daha böyle bilmediğim noktalara bakarken çok merak ettim. Yani rap yaparsın, rapi denersin, o bir isyandır, o belki bir kafa dağıtma şeklidir senin için ama... Bu seviyeye getirmesi enteresan bir hikaye aslında. Var mı orada böyle bir triğin? Yani hani ben iyi bir rapçi olacağım, ünlü bir rapçi olacağım dedim mi yoksa kendiliğinden mi evrildim? Ya biz kafadan kırığız zaten ha. Sürekli kendimi terapi yapma şeklindeyim. Arkadaşlarla da öyle. Oğlum bak şu an ben kendimi terapi ediyorum falan filan. Yani biz neysek oyuz ha. Millet kabul eder, etmez, onlara kalmış. Olduğum gibi yaşarım, gözüktüğüm gibi yaşarım. Aynen öyle babam yani. Psikolojikte 2-3 tane insana dönüşmüşüz falan filan böyle. Bu, ben Masaka'yım babam. Yani biz suç mu işledik? Kötü şeyler mi yaptık? Millet kabul eder, etmez, onlar bilir. Ama aynen. Ben doğruları yansıtmam gerek babam bu piyasaya. O yüzden yani her şeyi yaşamışız babam yani. Piçleri de görmüşüz. Yavşakları da kötüyü gördük. De gördük, dostluğu da gördük, her iyiliği şeyi de gördük. Zenginliği de gördük. Milyonu patlatmış insanız ha. Ama fakir olmayı da görmüşüz. Cebinde belki 10 euro yoktu. Var öyle bir soru. Hiç Masaka cebinde 5 kuruşsuz kaldığı zamanlar oldu mu? Var babam amına koyayım ya. Olmaz resmen mı diyorsun? Öyle günleri de yaşadık ama zenginliği de gördük. 1 milyon euroyu patlatmış insanız ha. 1 milyon euro çarpın ha. Lan. 1 milyon euro kaç çekiyorsun? Kaç para ediyor lan? Kendiniz hesaplayın amına koyayım. Yani her şey görmüşüz bu hayatta. O arada tecrübe topluyorsun. Yani... İnsanları da görüyorsun, para için mi, şöhret için mi falan filan yani sana yaklaşan insanları babam yani çok yoğun yaşadık ha. Yani ben bu 38 yaşımda yemin ediyorum sana 80-90 yaşındaki adam gibi hayat yaşamışım ha. O bana bir şey anlatamaz. Zaten böyle dayılarla oturuyorum ya böyle. Adamlar resmen beni dinliyor ha. Adam diyor moruk bu adam harbiden yaşamış diyor değil mi? Yaşamış yani. Görmüşüz moruk. İster istemez görüyorsun çünkü. 16 milyon ediyormuş. 16 milyon aynen. Hesabı sen yap. Baksana hemen hesaplıyorlar zaten. Oğlum o günümüz için ya şu anki durumu. Ya işte yaşanmışlık önemli. Yani. Ama dipleri de gördük ha. O olayları da biliyoruz yani. O alemi de biliyoruz. Acız aman acız. Ne yapacağız lan kimi patlatacağız falan filan. Yemin ediyorum sana. Vallahi bak. Ne gülüyoruz lan? Koridordan kıkır kıkır gülüyor amına koyayım. Sen gülme oğlum. Sen gülme lan. Sen gülme. O dişe geleceğiz bekle sırası aynen, var. Aynen aynen sıra. Geleceğiz. Ben biraz Masaka'yı sinirlendireyim. Bak birkaç şey soracağım ondan sonra seni atacağım ortaya. Yapma öyle bir şey. Bir de baksana. Neyse tamam. Tamam. Boşver devam. Bana aklına geldi orada bir şey diyecektin. Evet onu konuştuk. Rap'e başlama sebebini falan geçiyorum. Seni zaten... Kendini ifade etme şeklin belki vesaire vesaire. Bak bu sokak yaşamında yaşadığı ve hiçbir yerde anlatmadığı bir anısı var. Oğlum anlatmamışsa yine anlatmaz adam. Niye böyle bir şey sordunuz? Ama bir olayım var hem de. Bir olayım var. Hadi bakalım geldik şimdi. Bak arkadaşlar şimdi yanlış anlamayın. Kimseyi de bu konuya böyle şey ittirmeye çalışmıyorum. Ama benim yaşadıklarım bu. Bir ara bir torbacıyı tokatladık tamam mı? Moro? Bak dinle büyük paralar var. Benim köpeğimi yanıma almışım. Apollo. Beni sevenler bilir. Apollo'yu almışım yanıma tamam mı? Adamı soyacağız.
Ama çok karanlık. Anladın mı? Karanlık böyle. Gece 12-1. Benim gözlerim eski zamanda ama tabii. Çok eski. Tabii. Yani. Kimseyi böyle şeye yönlendirmek yok zaten istemiyorum. Biz burada şey banlanmayız oğlum. Bir anı anlat. Çok eski bir olay artık. 5 yılı geçmiş. Çok eski. 85 yıl önce. 85 yıl önce. Aynen. Bir adamı soyacağız tamam mı? Torbacı. Biliyorum 200 bin eurosu var. Benim yanımda köpeğim var tamam mı? Apollo da benim sevenler bilir. Bak şerefsizim. Hava akşam olmuş böyle. Karanlık kimse görmüyor. Göz gözü görmüyor. Görmüyor emmi o da. Ama biliyorum ki benim köpeğim burnu sağlam ya. Gözleri sağlam ya. Dedim tamam nöbet. Nöbetçi olarak o kalsın. Onu dikiyorum oraya bak şerefsiz. Apollo da çok sağlam. Bak çok uysal. Ama masaka deyince çıldırıyor emmi oğlu. Beni korumak için böyle milleti öldürür. Yoksa çok uysal. Bebek lan öp böyle yani ağzını burnunu öp. O nöbet tutuyor tamam mı? Şerefsizim bak. Adamın evine giriyoruz böyle camdan giriyoruz böyle komando gibi. Biliyoruz evde 200 bin eurosu var. Tamam. Selamlaşmak için arkadaşlar. Arkadaşlar. Aynen, selamlaşmak için. Tabii ne demek ya? Piçin teki, torbacının teki. Biz de... Parasını kapacağız tamam mı? Camdan giriyoruz. Bam güm. Ondan önce bir saat nöbet tutuyor bizimki. Karanlık hiçbir şey görmüyoruz. O böyle bakıyor daha böyle birisi geliyor mu? Ses var mı falan filan. Ona güveniyorum. Harbiden de güveniyorum ha. Oğlum da amına koyayım. Şerefsizim. Adamın evine giriyoruz. Her şeyi doğru yapıyor. İşini iyi yapıyor böyle. Adamın evine giriyoruz. Detaylara giriyor. Ya eşi gerek yok. Adamın anası falan filan. Neyse işte. Torbacı da piç kurusu. Torbacı adi herifin teki yani. Adi herifin teki. 200 bin eurosunu kapıyoruz bu adamdan. Borcu varmış onlara. Vermiyormuş. Amına koyayım onu. Aynen. Arkadaşlar Allah'a emanet bu arada. Ben 6-7 ay sonra gelirim bir araya. Twitch'i şu an 6-7 tamamen... ay sonra ben gelirim. Şey yaparız. Twitch'i tamamen ya. İptal ediyoruz şu an. Abi yapma bak bana yazıyorlar. Neyse. Sabaha kadar nöbet tutuyor. Bizimki de alışkın değil. Daha amına koyayım onda yatıyor falan. Sabaha kadar uyuyor. Apollo da benim köpeğim. Sabaha kadar nöbet tutuyor böyle. Birisi geliyor mu etmiyor mu falan filan beni koruyacak. Çünkü kim gelirse gelsin Apollo deyince adam katil. Yoksa çok uysal yani ağzından yemeği al çıkar. Bir şey yapmaz yani normalde. Baba köpek. Karakterli köpek anladın mı? Neyse giriyoruz camdan falan filan. Adamın şeyini kapıyoruz. O parayı tabii ki şey yapıyoruz, köpeklere bağışlıyoruz. İyi bir olay için bağışlıyoruz, tamam mı bir olay? Hala bugün yemek yiyorlar köpekler. Hadi arkadaşlar, yaklaşık yani, 15 yıldır yiyorlar diye. Aynen, 15 yıldır yemek yiyor köpekler. Yani güzel bir iş için şey yaptık. Tabii, onu hissettik hep beraber. Yani. Allah'a emanet arkadaşlar. Şüpheniz olmasın bu konuda. Güzel anılar. Yani tabii bunlar... Kendi de söyledi başta. Tasvip etmediğimiz hani kimseyi yönlendirmek için değil başından geçen aynen öyle. Bir şeyi anlattı. Aynen öyle. Aralarındaki mevzuyu biz bilemeyiz. Yapıyorsanız da torbacılara takın. Takmayın kimseye bırakın boşver. Arkadaşlar. Adamsın. Şimdi bakalım. Aa bak dövmelerinin bir anısı var mı? Var kardeş. Misal anlatayım. Teker teker anlatayım. Anla merak ediyorum. Bir tanesi Türkiye dövmesi. Biliyorum onu. Osmanlı, biliyorum. König sırası benim label'im. Bir de kıyamet alametleri. Yani bir tek bu kadar mı? 1, 2, 3, 4 tane mi dövmem var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çünkü lavaboya gidiyoruz ya her şeyi yazamadım. Yani bir ton var. O yüzden yani bazı şeyleri yazdım buraya. Her zaman beni hatırlatsın. Kendi özünü mü aslında hatırlatıyor? Ölümden sonra bir yaşam olduğunu hatırlatıyor. Sen bu dövmenin şurada yazanı söylüyorsun. Aynen öyle. Tamam, kıyamet okay. Alametleri. Kıyamet yani alametleri yazıyor. Neler olacak, neler olmayacak falan filan o şekilde yazdım. Enteresan. Yani başı götü dağıttığımda en azından buraya bakınca hatırlayayım diye. Bir türlü hatırlayamayacağım babam. Biliyorum kendimi biliyorum. Kendimi harbi kaptıracağım. Ama burada yazınca her zaman okuyorum. Tamam okey kıyamet diye bir şey var ha bu dünyada. Var yani neyse o. Evet. Onu ben hatırlatsın diye. Onu... Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada arkadaşlar aklınıza gelen bir soru olduğu zaman yine yazın. Ben her sorduğunuzu soracağımdan değil gözümü yakaladığı zaman mantıklıysa iletirim sana yani şey yaparız. Ben göremiyorum moruk. Çok ben yazıyorum ya. Respect yazıyorlar. Şu herkes makarasında şu an. Sana kurban be diyenler var.
Saygı diyenler var. Abim nereli diyor. Karadenizliyiz. Karadeniz, Trabzon değil mi? Of. Of. Karadeniz of. Ne o? Abim Masaka'yı kafes dövüşüne davet ediyorum. Aynen kardeşim. Öyle sen kapat telefonu şimdi yat. Uyuyor. Aynen parmağını ağzına al git uyuyor. Bak seni sevmeyen ya da ters davranan ama mert, yiğit ve doğru olan bir adama karşı tavrın nasıl olur? Aslında cevabını verdin. Dedin hani dis atma mevzusunda bile eğer sevdiğim, saygı duyduğum bir adamsa karşılık da veririm, muhatap da olurum, severim, sayarım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah herkese şerefli bir düşman nasip etsin. Hep söylerim, ben de söylerim. Çok mantıklı. Düşmanı kendin gibi olsun. Yani aynen öyle babam. Senin gibi düşünen olmasın. Bir adam olsun. Bel altına olmasın. Vuran düşman vermesin. Tabii, bel altı olan düşman her zaman zaten görmezden aynen gelmek, öyle, uzak durmak öyle. En iyisidir. Çünkü sen onun gibi savaşamazsın. Tabii. Sen daha şerefli bir yol ararken o çok daha şerefsiz ya bir yol arar. Adamsa her türlü bana düşmanlık yaşar. Etsin hem molu. Düzgün bir şekilde ha. Orospuluk yaparak değil yani. İşte. Bak çok derin bir soru var. Çok anlattım bilmiyorum. Röportajlarda hiç denk gelmedim. Ne? Etkisinin hala sürdüğü bir aşk hikayen var mı demiş biri. Yok. Öldürdük hep. Ekmek çıkmadı buradan ya. Ekmek çıkmadı buradan ya. Harbiden böyle bir bilmiyordum hani evli misin, var mı bir uzun ilişkin falan. Her şeyi öldürdük ya malı. Zaten özel hayatımdan ben hiçbir şey anlatmam. En güzeli. Çünkü dostum var, düşmanım var. Düşmanım da var yani ciddi bir vardır şekilde yani. Ve kahpe şekilde düşmanlarım var. O yüzden ben özel hayatımdan hiçbir şey açıklamıyorum yani piyasaya. En güzelini yapıyorsun. Aynen bu arada. Öyle. Ya bir de aynen. Sizin camia da şu ben bilmiyorum tabii hakimim merakla dinliyorum şimdi ama. Ya camiayı boş ver normal şekilde de düşmanlarımız var. Rap'ten bahsetmedim aslında. Hani en zayıf noktanı ararlar oradan vurmaya çalışırlar. Tabii zor da yani o ilişki o şekilde yürütmek de çok zor. O yüzden şunu yiyin oğlum. Yani. Hayır oğlum o öyle değil o. Şet ya siz de çarptırmayın konuları ya Allah Allah. Ya bu soruyu çok merak etmiştim o yüzden not almışız oraya. Ondan sonra acaba kahramanı kim ve neden diye sormuşsunuz. Onun cevabını ben biliyorum. Rahmetli abin galiba aynen öyle öyle biliyorum ben. Aynen öyle. Sadece bunu hani sormamın sebebi abinin ne zaman vefat ettiğini falan bilmiyorum. Hassas bir konu olabilir yanlış anlama beni. Ama hani onun kahramanlığı, onu tanıdığın, onun... İçini bildiğin, bakış açısını bildiğin. Ya ben her zaman abim gibi olmaya çalıştım. Abim de kanserden öldü. Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Adam harbi babaydı. Yani ben ona bakınca diyordum oğlum ben senin gibi olmak istiyorum ha harbi baba. İdolündü yani. Tabii. Yani harbi ben nasıl olmak istiyorsam o adam öyleydi. Doğruydu. Yalanı yoktu. Her zaman düzgündü. Yani olay varsa her zaman yani... Her türlü vardı işin içinde anlatabiliyor muyum? Ben o adam gibi olmak istiyordum ya. Ama kaybettik baba ne? Yani yapacak bir şey yok. Mekanı cennet olsun amin, vallahi yani. Amin. O chatte... Harbi baba adamdı. Necmettin. King. King. King yani. F yazıyorlar. Biz de F respect anlamında yazıyorlar onu hani. Başınız sağ olsun diyorlar. Eyvallah. Allah arkadaşlar. Razı olsun arkadaşlar. O yüzden bu soruyu ben sadece o hissiyatını anlayabilmek için buraya ekledim aslında. Biliyordum cevabını ama... bakayım. Bak Masaka'nın cebinde bir kuruş olmadığı dönem oldu mu? Onu konuştuk. Olmuş. Kralı da olmuş. En düşüğü de olmuş. Vardı ne demek? Ondan çocukluğundan kalmış unutamadığı bir anısı var mı? Bu da çok standart. İllaki vardır. Anlatılabilir şeyler. Devam. Geç. Geçiyorum. Yaptığı, şimdi bu normalde konuşulmaz ama soru gelmiş soralım. Yaptığın en uçuk harcamayı sormuşlar. Moruk çok oldu bu. Misal ben bir ara böyle dedim oğlum bak artık yeter ha illegal melegal ne olur oğlum yani götünde patlıyor sürekli. Dedim 2-3 tane şey alayım dükkan alayım bir tane böyle şey aldım tekel aldım. Ondan sonra birisi bana borcu vardı fotoğrafçı dükkanı vardı böyle borcu vardı dedim oğlum sikerim ebeni amına koyayım borcumu ver yoksa dükkanı alacağım ha. Baktım borcu veremiyor dükkan... Benim oldu tamam mı? Fotoğrafçı benim de haberim yok ya. Cahiliz abi. Fotoğraf nedir amına koyayım? Haberim yok. İşçi falan filan yatırıyorum. 100.000, 200.000, 300.000. Aynı anda da tekel bayisi var bende böyle. Yani aşağı yukarı bir 600-700 bin euro zarar ettim. Çünkü haberim yok yani. Baba. Biz sokaktan gelmişiz ha. Yani orada oturup böyle falan hesap kitap falan filan yapamıyoruz da.
Dümdüz sen daldın işe aslında. Patladı yani. Götümüzde yani. Neyse o. 700 bin, 800 bin euro götümüzde patladı. Hesaplayın hemen. Hemen hesapla. Baba hemen hesapla. Ne o? Tukan abi şoka girdi. Oğlum şoka girmek değil. Benim ya ben hep söylüyorum oğlum. Ben her insanı tanımak, her insanı dinlemek çok seviyorum. Yani ne 58 kilosu taşak masak abimi yazmış. Ulan var ya siz çok adisiniz ha. O yüzden hayretle dinliyorum çünkü farklı bir dünya. Oğlum 85 kiloyum lan, 58 değil. Yok o... 80 kilosu. 58... He full diyorsun. He. Tamam o, o, o da olur. Kaç saat mi? Şişt, abone chat alsana. Aman, çok hızlı tam, lan bu. Çok hızlı da okuyoruz. Hayatımda bak bir sürü şey ben de okuyamıyorum şu an lan. Çok hızlı akıyor. Random atıyorlar sadece. Senin en çok böyle 600-700 bin euro kaybettiğin öyle bir mevzu oldu yani bir anda. Peki zevkini harcadığın? Ulan mesela şeyi biliyorum, kolyeyi biliyorum. O kumarda çok kaybettim ama. Aman ha çok kötü şeyler. Aynen. Ya. Bir ara o filmlere daldım böyle. Dedim tamam sikeceğim ortalığı falan filan. 100-200 bin euro da öyle gitti. İşte yani. Aslında burada masakın demeye çalıştığı ne kadar kötü bir şey oldu bunun değil mi? Çok kötü bir şey arkadaşlar. Bir şey. Uzak durun. Sabaha kadar kantar içinde kalmışım. Rolet molet dönüyor falan. Siyah, kırmızı falan filan o kafadayım. Oğlum 200-300 bin euro gitmiş ha. Bitmişsin artık amına koyayım. Yemin ediyorum sana çok büyük paralar yatırdım ama bıraktık artık. İşte bu da pişmanlığın olmuş bir nebze. Tabii yani. Her türlü. Oğlum uzak durun ha. Aman. Hayatta kazanan birisini görmedim o konuda ha. Evet. Yok yani. Genelde filmlerde dönüyor o dönüyorsa. Yok, gerçekte öyle bir yok şey yok. Yani. Her zaman kısa süreli oluyor ya da bir anda kaybediyorsun. Gençliğimizde kendimizi kaptırdık. Millete sakın böyle özenti olmasın ha. Kumara mubara sakın yani. Evet. Sakın uzak durun. Biz genelde bunları hep konuşuyoruz ya. Yani hakim insanlar. Ama ya ben ki... yaşadıklarımı söylüyorum burada ha. İşte tecrübe hepsi kötü yani. Yani millet soruyor diye. Yoksa anlatmam yani millete farklı bir şey olmasın yani. Yok ya zaten hep, o yüzden arkasından farklıysan tamamlıyorum yani. Diyorum ki aslında burada sen iyi bir şey değil kötü bir şey olduğunu anlattığın için. RR niye yazıyorsunuz oğlum? Senin kumarla ne alakan var oğlum öyle bir şey? Yok abi öyle bir şey. Artık işin içinde para geçti mi senin adın geçiyor ya. Bu arada RR var ya 2 kilo vermiş ha neyse. Kim o? Bizim Rani Mert. Kaç kilodun lan sen? Götün yiyorsa cevap vermedi. 200 kilo muydun oğlum sen? 160 kiloydu. Şimdi 130 kilo. Tam yakışıklı adam olmuşsun lan. Aynen. Abisi de kolları geniş olan Kadircan o. Çık dışarı şunu. Yakışıyor mu lan sana bu kilo? O iyi tabii. Rane de iptal arkadaşlar. Evet. Bakalım rap hayatta kendisine en çok tecrübe kazandıran olay nedir? Diablo. Hem o hem kimseye güvenme moruk. Tam siyaset olayı. Yani rap piyasası harbi siyaset olayı. Orospu işi aman akı. Herkes herkesten ne fayda görür falan filan bu şekilde. Hiç girmem bu olaylara yani. Hmm. Yani aslında çıkardığın bu işteki bu camiadaki en büyük çıkardığın tecrübe güvenmemek. Kimseye güvenmemek. Kendi ama. Alanında kendi klanınla mutlusun. Biz zaten öyle yapıyoruz yani. Sosyal medyada da çok takılmıyoruz. İşlerimi yapıyorum, çıkartıyorum, geri çekiliyorum ha. Yoksa yani sosyal medyada işimiz çok yok. Çünkü orospu işi harbiden de öyle ha. Rap camiası harbi orospu işi amına koyayım. Kim kimden ne çıkarır falan filan. Lan adama bir el veriyorsun adam diyor gel hemen parça çıkar. Parça. Gel beraber çalışalım. Oğlum ben seni insan olarak sayıyorum ha. El vermişim oğlum yani. Birazcık bu artık günümüzde de öyle. Çıkar ilişkisi çok artık dönüyor. Yani kalpten sevme, güvenmek değil de çıkar ilişkisi çok dönüyor. Aynen öyle. Bak yeni gündemde şeyler var. Masak enerji şeyi çıkaracak mı? Onu zaten söyledin. Bunu geçen story attın sen. Instagram'dan. Blackburn üzeri bir yeni proje çıkartacağız. Kendi ürünümüz Masaka Diablo. Çok baba organik yani sporcular için de çok çok faydalı da enerji veren. Aynen güzel bir ürün çıkaracağız. Bu arada ben de hediyeler için teşekkür ederim ya. Adamlar da yani sen de ayarlamışsın. Beş kaç dünyanın enerji şeyi geldi. Aynen. Artık içerim ben sabah kadar o enerji afiyet patlaması. Olsun. Zıplarız. Afiyet olsun. Diablo'yu yakın zamanda görecek miymişiz? Elif sormuş. Geleceğiz. Valla. Geleceğiz. Ya o Diablo'nun maskesini nereden buldun ya? Emme olur sana bir şey söyleyeyim mi? İlk kar düşünce Diablo gelecek ha. Ondan önce gelmez ya. Gelmez mi? Yok gelmez. Sıcak havada Diablo gelmez yani. Kar düşünce Diablo soğukken geliyor. Gelmeli. Ve piyasanın içinden geçecek yani. Eyvallah. Neyse ben kontrol edemiyorum yani.
Diablo kendi bir yaratık yani. Masakan'ın, aslında çok iyi yol lan. Yani bak, Masakan'ın pislik tarafı. Evet işte bak, o açıdan çok akıllıca bir hareket yani. Diablo biraz daha serbestsin abi. Ben değilim ki lan o Diablo amına koyayım, bana ne? Hani direkt o kafa. Çok ya, çok mantıklı. Polis yönünden de adamlar ispat etmeli ilk başta. Tüm suçları ispat etmeli. Tamam mı? Ben değilim oğlum. İspat etsene oğlum. Masaka başka hareket ediyor. O ara 10 kilo veriyor falan filan. Değişik bir tipe giriyor. Allah Allah. İspat edemezsin. Evet bu arada Diablo'nun kliplerinde daha böyle bir şey zayıf mı çıkıyor? Kilo mu veriyorsun orada? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ya. Onu artık neyse ben karışmıyorum onlara. Aynen oluyor. O zaman arkadaşlar başvurular açıldığında Hitborn'a Masaka'yı da alıp Diablo'yla sahne al bizi. Biz soruları şey yapalım. Ne? Abi Defkan hakkında ne düşünüyorsun? Defkan'ı da ben çok seviyorum ya. Defkan babadır ya. Evet çok efendi, çok düzgün, aynen, güzel işini yapan bir adam yani. Selamlar olsun buradan. Ve de ben mesela reaksiyonlara da bakıyorum. Chat'te bir şey oluyor mesela biz yayındayken. Defkan çıkıyor. Chat hemen şey oluyor. Aa hani seviyorlar, anladın mı? Bir sempati duyuyorlar. Biz de seviyoruz ya. Katliam 5'te. Ha onu soracaktım bir de. O ne bu zaman? Bu sene çıkıyor. Bu sene çıkıyor mu? Aynen aynen. Kalabalık yine. Tabii tabii. Güzel. Dinleriz. Yayınlarda biz onları... Manyak bir proje. Şey. Ya arkadaşlar isim kıyaslaması yapmayın. Biz onu şey ben olarak sormuyorum. Ya yani biz buraya oturup da o rapçi kim, bu rapçi ne diye konuşmayalım. Arkadaşlar ben bilmem şöyle etmem. Bir şey de söylemek istiyorum. Tekmil'i şu an yayına çağırabilir miyim? Çağırabilirsin tabii ya. Tekmil! Adam Türkiye'ye gitti, geldi. İlk dakikada adamı evet, şey yaptılar. Evet anlattı biraz. Gözaltı, üzücü bir aynen olaymış. Gözaltı aldılar. Şu an Tekmil geliyor arkadaşlar. Size 2-3 şey anlatsın, tamam mı? Biz bir 5 dakika ona veriyoruz. Tamam. Tekmil! Bro! Ben onu alıp gidiyorum. Yayından sonra da ben gidiyorum. Ha, geldi geldi. Geldi mi? Banlanmadık değil mi hala? Kordi, sen yavraydın oğlum, ben sana söyleyeyim. Vay bro! Yes my brother. Aleyküm selam. Ne haber? Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldin, hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi, sağ olasın. Rahat mısın? Rahatım. Aç mısın? Yok sağ ol. Siz vallahi baktınız vallahi, sağ olasın. Estağfurullah, bir şeye bakmadık ya. Yukarıda çayımızı içtik. Afiyet olsun. Yer de güzel, sevdim. Sağ olasın. Nasıl gidiyor hayat? Ortam iyidir vallahi. Güzel. Öyle talihsiz, çok detaya girmeyelim yayındayız. Yani. Talihsiz bir şey yaşadın geldiğinde. Geldim. Halloldu. Halloldu. Şimdi serbestim. Arşivim bir saat içinde yaşandı ya bir de bunlar böyle. Her şey yaşandı. Çok yani konu bu arada çok şey bir konu, önemsiz bir konu. Sadece... Aa mikrofon yok. Dur bakayım. Ses geliyor. Aman dur bir dakika. Bir saniye. Var ya. Oğlum Masaka'nın boynunda bununla yukarı çıktı. Ha düşünsen yukarı mı çıkıyor bu? Eldivenin de amına koyacağım ha falan diyormuş. 1-2-1-2. Boş sorular soruyor amına. Ulan çok kızdı. Kardeş ya. Ne oldu? Sorun mu var? Nasıl gidiyor hayat? Rap vallahi, camiası falan? Rap camiası güzel gidiyor, iyi gidiyor. Bildiğim kadarıyla. Tabii ki ben İngiltere'deyim. Hı-hı. Yani duyduğum kadarıyla iyi gidiyor. Tabii ki ortamı bilmiyorum. Geldim, gördüm şimdi. Öğreneceğiz. Çok eskiden beri zaten yurt dışındasın. Tabii. 5 yaşından beri tabii. Mi demiştin? 5 yaşından beri İngiltere'deyim. 91'li yıllarda geldik. Öyle. İlk defa gelişim buraya şimdi. Ne zamandır gelmiyordun işte Türkiye'ye? Bayağı 16-17 harbi yıl. Harbi mi? Tabii 16-17 yıl oluyor. 16-17 yıl sonra geldin, bana geldin ona da. Bana valla aynen de sana denk geldim. Vallahi, yemin ediyorum ha. Valizle ha. Valizle daha yeni. Valizle geldi aynen. Yemin ediyorum. Aynen. Ya öyle karşılaştık yani. Kadir'im ya. Bizim de chat burası. Vay chat. Chat yazar, biz karşılık veririz, muhabbet ederiz, oyun oynarız, çok sohbet güzelmiş. Ederiz. İşte rapçileri varsa yeni nesil böyle rap yapanlar bize yollar. Çok anlıyormuşum gibi. Ben de açarım. Olsun güzel. İki yorum yaparım. Güzel gidiyor. Bizim olayımız bu. Yani ben anlamam onu. Chat güzel gidiyor ya. Neden baksana. Ne o? Chat akıyor ya. Biz chat şimdi akıyor. Kaç kişi var şu an? Şu an ya neredeyse 90 bin kişi. 90 bin kişi. Vay. Tek. 90 bin kişi. Yaşaya girdi direkt gözaltı aldım. Hemen. Bırakmadılar beni ya. Ha, geçmiş olsun valla. Sağ olasın. Mikrofon burada şu an. Burada. Benim mikrofon nerede? Vereyim benimkini sana. Yok tamam. Aman. Tam banlanmalık hareket geliyor şu an. Arkadaşlar Eldiven'i aslında sevmem. Diye çat diye. Arkadakinin asalete bak. Öndekinin asalete bak. Vay kardeşlerim.
Ulan küçük enişteyi bırakın beni ya. Dur bakayım. Mikrofonum 3 tane yok ama şöyle yapacağım şimdi. Gelir. Yok hallederiz biz ya. Buraya koymak istiyorsun. Yok ulan böyle tuttuk mu hepimizin gelir. Böyle tamam. Geliyor mu şu an genel sesler hepimiz? 1-2-1-2. Geliyordur herhalde. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor tamam sıkıntı yok. Selamlar Cüneyt abi hoş geldin kardeşim benim. Chat çok hızlı benim için ha. Berkar, Berkar şu an topta. İnanılmaz bir atmosfer arkadaşlar. abone chat'i bir kaldırsana. Bak bug'a sokuyoruz biz böyle durumlarda. Chat bir donuyor o an okuyabiliyorsun. Vay. Kaldır bir abone chat'i şu an sadece aboneler yazabiliyor. Hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Mola sen bu konuda profesyonelsin. Bu konuda, bu konuda yağdırabiliriz mesela. Yayın falan sen yapıyorsun. Yayın yapıyorum canlı yayında. Bazen gır gır şamata yapıyorum mesela. Evet. Giriyorum bizimkilerle. Zaten... Ama canlıyın zor iş değil mi? Zor iş ama bende bu kadar canlı olmadığı için yani 20 kişi mi ne? Samsun 20 de izlese 100 de izlese yine canlısın ya. 85 bin kişi istiyor. Tabii canlı canlı şu an izliyorlar. Kime ne demek istiyorsun? Kimler varmış? Kadircan abim eyvallah. Karizma, mafya, Eren. Eren şu an topun başında. İnanılmaz bir adım var. Hüseyin selamlar yazmış. Sağ içinde bağırıyor. Ya yayıncı farkı işte 20 kişi yapıyorum diyor ama İnanılmaz bir atmosfer vay. Bizim ortam böyle işte bizim Twitch'te başka bir şey yok yani. Masak sadece. Abim yeni yetmeler hakkında ne düşünüyorsun? Ha drama. Ha, Türkiye'deki bizim yeni yetmeler onlar o ona diss atsın. Hepsine bol şvans olun. Bol şans. Bol şans bol yani şans. Demek istedi. Şvans olun. Şvans şey yani good luck demektir. Yani doğru mu? Şvans şey demek. Ha o mu? Ya, yapma. Yarak. oy. Herkese bol şans oğlum. Aynen. Biz onlarla alakamız yok ki tekmil. Aynen. Bizim ne işimiz bizim olur ne oğlum? Ne işimiz var? Kendi kafamıza göreyiz ha. Köylü kırası. Kafamıza göreyiz aynen ha. Aynen de öyle var ya. Ne işimiz olur onun hakkında? Türkiye'deyiz, İstanbul'dayız. Türkiye piyasasından zaten işimiz yok ama oğlum. Biz kafamıza göre takılmıyoruz mu? Aynen de öyle. İstediğimizi yapıyoruz ha. Ayık olun. Yerimiz belli İstanbul. Ya lan alemsiz. Ya chat bizim şeyi seviyor. İnsanımı seviyor böyle hani agresyon olma. Tabii aksiyonu. Aksiyon seviyorlar. Agresyon yok mu da? Ya, küfür edebiliyor muyuz? Demedim. Küfür kullanabiliyor muyuz? Esniyor. Ben hiç küfür etmedim yayın bugüne kadar. Hiçbir çok yani. Güzel. Yo, iyi. Ben de yaklaşık bir 7000 saatim falan var. Ağzımdan bir helal olsun. Siktir bile çıkıyormuş. Ya ama ben çünkü küfür ediyoruz. Ona ben koyun buna koyun. Ya, yanlış mı gördün? Hiç şöyle bir şey. Montajdır onlar. Benim taklidimi yapanlar var senin yaptığı gibi. Abi küfür ediyorlar. Küfür edebiliyor muyuz yani? Ediyoruz. O zaman sikimden aşağı Kasımpaşa Allah Allah anladınız mı? Kahve yok mu? Aynen şöyle bir çay kahve şöyle bir kahve tam bir açılak ya. Soruları bir alalım şöyle bir. Neyle? Ya biz de şimdi bir yoksa onu diyorum yoksa. Ya chatte anlık soru geliyor da genelde işte sorular hep şey geliyor böyle. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Bu şakal onu ne yaptı, fakal onu ne yaptı falan gibi sorular geliyor. Ben o yüzden... Biz kendi dünyamızdayız ha. Köylük sırası. Masaklar tekmil yani. Bizim sikimizde değil. Piyasa yani. Kafamıza göre takılıyoruz ha. Aynen. O yüzden sana kişisel sorular var. Size kişisel sorular var. Paraya yani... para ödemiyoruz değil mi? Mola. Kim sikmiş oğlum böyle? Aynen. Mesela raple uğraşmasaydı ne olmak isterdi bizim gariban? Bizi sormuş mesela. Raple uğraşmasaydınız ne yapardınız? Kaldırım mühendisliği olurdum. Anlatabilir daha ne yapabilirim? Kasap olurduk diyor evet, aynen. Kasap olurduk. Ya da simyacı olurduk. Simyacı. Tabii. Kasap. Tabii. Simyacı olurduk yani. Tamam. Öbür boyutlara milleti taşırdık yani. Bizim ekipten biri sormuş. YouTube'daki videolarınızın alttaki yorumları okuyor musunuz? Çok nadir. İlk günde okuyoruz. Ondan sonra çok geliyor bize moruk. Temizliyor musunuz hiç? Ben okumuyorum. Hiç. Olduğu gibi bırakıyorsunuz. Varsa bir orospu çocuk. Tövbe. Varsa böyle ters yapan onu belki siliyorsunuz aynen, falan yorumları. Ben hiç okumuyorum çünkü linç yediğimden dolayı hiç okumuyorum yani. Bak biri garip bir soru sormuş. Diablo profilindeki birisi. Diablo sen değilsin diyelim. Gerçekten sana o şekilde diss atmış olsa bunu kişiselleştirir miydin? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah herkese şerefli bir düşman nasip aynen, etsin. Aynen. Amin. Anladın mı? Adam olursa, adam yerine koyarsam cevap veririm. Adam değilse cevap vermez. Aynen. Aslında ilk konuştuğumuz mevzu yalanlanıyor. Yani kale alıyorsam alırım, almıyorsam almam. Aynen öyle. Ama şerefliyse başımın üstünde yeri var. En azından biliyorum şerefli adam bana piçlik yapmayacak. Yani düşmansa gelsin tabii. Karşı karşıya tabii. Gelelim. Biz hazırız. Her şeye hazırız oğlum. Hazırız. Ready to fight.
Ya dürüstlük, yiğitlik varken ne gereği var orospuluğa, anladınız mı yani? Sonuçta her zaman, anladın mı yani, ne gereği var? Ya biz zaten yani hayatımızda o kadar dövüşmüşüz ki alışmışız daha böyle şeylere. Yani karşıma çık, karşıma gel. Yiğit ol, aynen. He. Yani yiğit adam ol gibi karşıma gel, dövüşeceğiz diyorsak hayır diyen şerefsizdir. Sevim. Ama bazen böyle birkaç kez böyle şey çıkmıştı ya, böyle profesyonel dövüşü, MMA. Adam diyor Masaka'ya karşı dövüşeceğim, anladın mı? Sen kimsin? Sen kimsin? Sikimin kafası. Kimi de prim peşinde. Sen kimsin ama ne yapıyorsun? Sikimin anteni demek mecburum. Ben günde 55 tane sigara içiyorum, piçin evladı. Sen bana şey mi yapacaksın, yapacağım ama rapçi gelsin, derdi varsa gelsin onun. Çünkü bak... Derdi olan rapçiler varsa yani buyurun. Bak, şunu da söylemek istiyorum bak. Rap piyasasında böyle şey var ya Emmoğlu. Niye mikrofonun önünde cevap vermiyorsun? Biliyorsun, tabi. Oğlum şimdi ben inşaatçıysam, inşaatçıyla inşaatçının arasında sıkıntı varsa karşıya geçip sıva mı çekiyorlar lan? Aynen, ya? Aynen, aynen. Oğlum senden problemin var ha, senden mevzun var, sikeceğim aynen ha seni. Karşıma geçme, amına koyacağım ha. Ama millet böyle diyor, mikrofonun karşısına geçip niye cevap vermiyorsun? Oğlum benim senden mevzun var ha, seni yiyeceğim oğlum. Karşıma çıkma, amına koyacağım. Çıkabilir mi? Çıkamaz tabii. İşte onu diyoruz. Ama piyasa bunu bekliyor. Mikrofon döndü. İstiyorlar. İstiyorlar, onu istiyorlar işte. Düşünsene dönerciyle dönercinin arasında kavga var. Karşı karşıya geçiyorlar, döner kesiyorlar. Daşak mı geçiyorsun oğlum? Yaşım 37 ha. Bana bel altı küfür ediyorsan seni sikerim, sikerim oğlum. Sikerim, aynen, aynen. Ha? Yani gel karşıma seni sikerim. Kordi nerede? Ha, koridordaymış. Neyse oğlum. Emre buradaysan gel. kahve gel. Evet. Masaka'nın en kötü tarafı nedir dedi. İşte aslında Diablo'yumuz. Diablo'yu söylüyor burada ama. Diablo burada şey gibi algıladım bunu. Diablo'daki kötü taraf ne? Diablo'nun kötü tarafı ne? İstediğini söylemesi mi? Daha mı agresif olması? Acımasız olması mı? Şarkı anlamında söylüyor. Önemli olan ne biliyor musun? Yüzü kapalı. İspat edilmiyor. Tüm suçlarını anlatsa bile ispat edemiyor kimse. O yüzden kötü tarafı olarak geçiyor Masaka'nın. Aynen öyle. Asla yapmam dediğiniz bir şey var mı? Dostumuzu satmayız. Satmayız. Aynen. Satmayız. Yani. Satmayız. Sizin için öz olay dostluk. Yani kardeşlik. Tabii. Sadakat. Bu müziğin aynen üstünde de, rapin de üstünde, hepsinin çünkü üstünde. Biz belirli bir şeye inanmışız. Biz bu dünyada önceden de vardık, sonradan da var olacağız. O yüzden yani biz hiçbir şeyden korkmayız ha. Yani ölürsek biliyoruz yani son değil. Ölümden sonra devamı var. Cezamız varsa çekeriz. Çekeceğiz o kadar. Ama dostumuzu satmayız sonuna kadar yani. Ama orospuysa orospuyu satarız aynen o biçi. Neyse o. Neyse o diyor. Neyse o. Masaka. Aynen. Bir de bir soru daha var. Kliplerinde senin çok güzel sinematikler kullandığını yazmışlar aslında. Bu bağlamda böyle bir hayalinde film projen var mı diye sormuş biri. Bir film çekmek ister, bir film başrol olmak ister misin? Her klibimiz zaten film. Film gibi ama yani bunu böyle hani normal 2 saatlik bir film senaryosunda barınmak ister misin demiş. Başrol oynamak ister misin? Öyle bir hayalin var her mı? Her türlü. Ama kliplerimiz zaten sinematik. Bunun bir üstü götünden balık tutmak gibi. Yani, ya da ağzından kuş tutmak gibi bir şey. Zor daha be. Daha ne yapalım diyorsun. Ha. Benim gibi sizi yeni tanıyanlar için müziğinizi ve tarzınızı nasıl ifade edersiniz demiş Nihan. Sokağı anlatıyoruz babam. Hayatımızı biz sokağı anlatıyoruz. Yani hayatımızı anlatıyoruz. Neyse o. Yani ne üstüne katıyoruz ne azını anlatıyoruz. Neyse o. Onu anlatıyoruz. Altı üstü yok. Ne yaşıyorsam onu anlatıyorum. Millete hitap eder etmez o ayrı bir konu. Tabii şimdi bunu şimdi sizin yaptığınız agresif parçalarda birçok kişinin aslında onay vermediği cümleler var, mevzular var. Yaşadığınız hayatın aslında birçok kişi empatisini bile yapamıyor belki de. Yani şey diyemiyor, adam seni yerine koyamıyor. Tabii koyamıyor. Neler yaşadığını bilmiyor, nelerle ne zorluklarla mücadele ettiğini bilmiyor. Doğal olarak bunu belki de sınıflandırıyor. Diyor ki bunlar kötü örnek şeyler, bunlar bilmem ne örnek şeyler diyenler illaki oluyor. Ha senin için de bu, ben yaşadığımı anlatıyorum, sevmiyorsan dinlemeye dönüşüyor aslında. Ama kötüden pozitife sözünü kestim. Ha ona bizim bağlayacak. Amacımız kötüden pozitife getirmek asıl. Aslında amacımız mevzu şey, mesela az önce Masaka sözünü çok kestim, kusura bakma. Az önce dedik ki mesela, ben bir ara kumarda para kaybettim.
Ve kumara bir daha asla bulaşmayın. Bulaş. Ya aynen. Hani onu aslında orada yaşadığını anlatıyorsun. Anlatıyor aynen. Ve de onun sonuçta biz örnek oluyoruz. Örnek oluyoruz. Negatif aynen. Bir şey olduğunu evet. Anlatıyorsun. Ya biz çabası, milyon, çilesini biz çektik. Diyoruz ki ne yapmayın sizler. 10 milyon kişi için biz aynen. Örnek yapmışız. Örnek yapmışız yani. Ben yatırdım sen yapma. Sen aynen. Ben yatırdım. Aynen. 200 bin euro mu gitmiş? Sen yapma. Tabii sen yapma. Ne oldu? Kazanmayacaksın ha. Ya biz bu örneği başka türlü de yapamayız ha. Yani biz böyle öğretmen değiliz. Yani öğretmen aynen aynen. Millete anlatamayız. Bak bunu yapma şunu yapma. Biz yaşamışız. O yüzden yani örnek olmaya çalışıyoruz. Millet ondan bir şey çıkarır çıkartmaz. Kendi bileceği bir şey. Doğru. Ne o? Bana bir şey dedi biri de az önce kaçırdım. Mesela yayın donuyor mu? Hayır lan yayında hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir şey soracağım. Şu soruları bir köşeye bırakıp da şu Çiyan'a getireyim mi? Ver. Çiyan kim? Çiyan kim? Bizim Çiyan. Sana bir satan Çiyan. İki tane Çiyan var. Biri gerçek Çiyan, biri derinden Çiyan. Lan yaprağım. Sen ne yapsın lan? Bir dakika dur. Şimdi bak. Bu kanadı satıyormuşsun. Bana benimkisini mi geçiriyorsun? Gel lan buraya. Bak şimdi. Bunun hikayesi açayım mı size parçasını? Bir bakar dinleyelim. Bu adam yani şey izlerini kapat. Abi kapalı. Şey oradan baltaları getirsenize bir dakika. Şimdi bak Cordyceps sen rap çok seven bir adamsın. Severim. Takip eden bir adamsın. Tabii. Ve söz yazan da bir adam. Yavrum sen ne ayaksın oğlum? İlk parçanda adama diss atıyorsun. Ya abi densizlik ettik. Beni kandırdılar abi. Bana yap dediler. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Şey ne diyorduk? Airsoft. Konu neydi? Airsoft. Airsoft abi. Onu kişiye tutmadın. Konu neydi? Daha da Airsoft'a hemen. Şuraya koyayım ya. Şimdi. Airsoft silahları bu arada. Aynen söyleyeyim. Gerçek değil gerçek arkadaşlar. Değil yani, o kadar da değil. Atmayın. Abi göz göze gelmezsek olur mu? Şimdi bir şey soracağım. Sen aslında diss'i bana attın. Masaka'ya evet, bir şey söylemedin. Oldu, evet, ama dedin ki orada. Hatta bak parçayı biz siz rapçi olarak bir yorumlar mısınız? Tamam. Bak harbiden bu çocuk... Reaction yapacağız. Ha reaction yapalım. As bakalım. Hep beraber yapalım. Bak bir dinleyelim. Sen ne yaksın değil mi? Korkma korkma. Şu an yanımdasın lan. Adama niye laf atıyor? Benim ismimi niye geçiyor? Abi ben böyle bilmiyordum ki abi. Yaprağım sen ne yaksın? Abi o respect olarak. Yapıyorum ben yapıyorum. Sen olsan ne olur dedim. Şu an buradayım oğlum. Bak açıyorum. Veda mektubu parçanın adı. Kendi başına oturdu yazdı. Lan yaprak niye öyle bir şey yapıyorsun? Ben kanka şey boşaltalım. Bu o parça. Bu o parça. Yayına da geliyor mu? Elren, elren, elren. Kordu derine sapla kelime sapla reyhat. Sense geride saklan beyine sıkılı keykart. Derine kazılı şeytan bir kerelik acıma peyzat. Derin bir ürünü değil numuna gömere kafanı beynin. Bu dönemin adamı değil tweetse görüntü malını beynin. Yalana kadar peyvin bana değil bölene batar o seyrin. Elini tutamayacaksın ölene kadar o feymi. Çekiyorum şimdideki peynir bu şekilde dizerim. Rap istediğimi yapsam ne olur. Bugüne mahsus acıyamayacağım yok gibi frenim. Ben bu çok minik keyifle yerine saksam ne olur. Sana bassam ne olur ripa bassan doğru. Spor deyip sabaha kadar yatsan ne olur. Kafadan atsan ne olur. Git takarlan doğru. Yayında çık full onu anlatsan ne olur. Diyelim ki bu seferlik yalanı kanayım. Seni geçip yalakana bir çaksam ne olur. Peki kesip sana baya free yapsan ne olur. Tehlikeli hayat ama niç yastan bu olmaz. İsim gelir bana parazit bastan da olur. Delikleşik kafana da beat açsam ne olur. Tetik çekip yasak ama değil katsam ne olur. Rakipleşip masakayla feat atsan ne olur. Ha? Bir tablo takıldım ama hoş gelmedi sanırım. Umurumda değil yüzden ayrılıyorum. İki saat ama yakın oluyorsun da renkmece değil. Yetmedi sabır yapıştı doğrular yakından hazır. Bunu hazırladım bizim bak. Parça kötü değil değil mi ama yani? Ya, güzel. Yani ben ya, amatör kadar, olarak. Amatör olarak. Ben sana ne diyeyim şimdi? İyi mi geçirmiştim? Ne diyeyim? Hayır ya ben o anlamda değil. Onları. Şimdi bu bizim aramızdaki goy goy. Bu şaka dönüyor. Bak bir devam edeceğim. Burada şey. Elinden gelmiyor hiçbir şey ama neden? Söyle neden? Toksistep çekinmeden savaşı rap ön cepheden. Sense fıtıkla yapıştın hemen yere dedem. Şarkının sonunu bile göremeden. Bu diss değil dostum bu anca bir ön eleme. Geldik amcamızın yok oluş dönemine. Senin gibileri öylesine gömerim hep. Evet görevine uyuver de dönemine. Hadi sakat bir limoncu yollamaz artık. Seyirciye oynar ve hocalara bağırtıyor. Son olarak dramamı sorgulama. Toksiyim ben dramayı köpek gibi kovalamak hakkım. İşi gücü içeriği yayını bıraktım. Toksikleri topladım ve sayını abart. Yapamadım Twitch'teki dayımı da kattım. Ömüyor mu? Gömüyor mu? Ben anlamadım ya. Şakama bir ciddi bir şeyini anlatayım. Bu şarkı zaten şaka olduğu bilindiği için şöyle bir şey yaptık. Şimdi normal diss atacak olsan ne yaparsın? Hani böyle yamuk yumuk bir adam, toksik denilen bir adam tiplemesine girdim.
Öyle bir adam olsa ne derdi dedim. Evet. Anladın mı? Ben yani sonra dedim ki toksik, o adamın rolünde. Uyuz bir herif ol. Bana salla. Yani benim işte ben anı anlatan bir adım oradan gir. Bilmem ne gir. Onlar araya da bir evet. sıkıştırmış işte. Masaka ile feed atsam bile sen. Senden bir şey olmaz demiş bana. Oğlum şu an buradasın. Tamam mı? Bir evin içinde. Allah'ın izniyle abi kaçışım yok. Oğlum seni buradan bırakmayız. Bırakmayız bu. Valla bırakmayız ha. Uzun yol yaptık. Bizim karnımız aç. Seni yeriz oğlum. Yeriz. Abi benim etim kurudur. Kuru benim yok lan etmesin tamamdır. Valla çok. Yok yok şaka ama maka. Ama ya şaka yapıyoruz arkadaşlar. Goy goy devamı goy goy yapıyoruz arkadaşlar. Devamı varsa ona göre hareket et. Neyin devamı? Parçanın mı? He. Var. Var da senlik bir şey yok abi. Buluruz biz. Bir şey yok senlik. Yani tamam. Ben sadece orada diyor ki ben de o yüzden dedim ki ulan bunu öyle bir parça yapayım ki ben anlamam etmem ama yaparız belki. Oğlum bir şey soracağım lan sana. Hayatında ilk parça yapıyorsun. Ya ilk parça değil ben yayınlamıyorum. Ben küçüklüğümden beri grafiticiyim, rapçiyim zaten. Hani beni hip hopla büyüttüler diyeyim ama yayınlayıcı ama değilim ben. Yayınladığın bu ilk parça evet. El Reyhan'a bu. Evet, ama işte bana. Abi şimdi bak siz de söylüyorsunuz. Keep it real. E ben sen buyum. Ben eğlenceli, bu eğlenmeyi de seven bir adamım. E şimdi bu da bir eğlence parçası şimdi baktığında. Baksana böceklerini tarantulalı hepsini çıkarsana. Tarantula falan yok ama hepsi çiğ yanını çıkartacağım şimdi. Yılan mılan ne varsa. Ama o önceden hepsini tecrübe etti. Denedim abi ya. Denedim abi. Ama gerçekten aslında ilerletse ben bu işi yapabileceğine inandığım kişilerdendir. Hobi olarak yapmış olmasına rağmen. O yüzden yanlış kişilere çatıyorsun. Evet, yanlış kişilere çatma. Evet, doğru söylüyorsun. Seni severler oğlum. İnşallah abi seni severler. Abi Bedir'im. Abi Bedir'im. Parçası bu. Bu beat, sen bunu bir yerden hazır mı aldın? Arkadaşım yaptı. Biz arkadaşım yaptı mı yaptı her şeyi? Biz yaptık. Öyle mi? Oğlum bu chat çok hızlı ha. Okuyamıyorum ki bro. Oğlum okuyamıyorum. Bu, girecektim. Girecektim, giremiyorum bro. Ha bir de çikolata muhabbeti var. Ya o bana şey anlamında orada yani hani çikolatam yok demek isterken o bir atarlı olmuş. Herkes bana yazı yazdı ya bir çikolata için racon yedin. Ya ne racon diyorum kardeşim. Lan ne raconu? Ya işte diyorum yine seviyor arkadaşlar. Benim kardeşim ya. Ya orada şey döndü. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tır dolu çikolata sana getiririm. Bunu ya yok ya ben de zaten. Çikolata can feda. Böyle şişko olana kadar sana çikolata yediririm. Şişkoyum onu zaten. Ya özünü seveyim yapma. Yeni yeni kilo veriyorum. Ya işte öyle her şeyi yanlış anlıyorsunuz, üzülüyoruz biz de. Oğlum her şeyi götten anlamayın. Anlamayın ya, var ya harbi diyoruz diyor. Tulkan'ı çok seviyoruz ha. Cansın, ben de öyle sizi internette seviyorum. Ne söylediğimizi birebir şey yapmayın amına koyayım. Poç abime, çikolata yiyen abim. Şimdi ben bu yüksek müsaadenizle şu çiyanı, hiç egzotik bir hayvan tuttun mu böyle yani tehlikeli? Yılan. Yılan, bu güzel. Çok tuttuk ama Murat biz yılan. Yılan çok var bizde yani. İdare ettik. İdare ama ettik. Aynen de öyle yaptık yani. Dur yılanlara başla. Biz yani yabancı değiliz. Var mı orada? Var bro. Var. Getiriyorum şu yanı. Bakalım. Arkadaşlar bu şey yayını ha. Six sallama yayını. Aynen. Six sallama yayını. Sakın burada bir şeyler. Ha, buradan ben çekeceğim. Beklemeyin amına koyayım. Ona göre takılıyoruz ha. Ona göre yani. Şimdi şeyi beklemeyin. Aldım. Bir yayın falan filan yok oğlum. Oy dur kırıp düşmesin. Six sallıyoruz ha teknenin. Aynen. König sırası bak. Aynen. Burada ne yazıyor? Kral soya. Gören varsa sik sallayanlar. Aynen. Evet. Oo. Şimdi bu biraz değişik bir hayvan. Wow. Şunun kapağını bir açayım ben. Bu bizim adettendir ha. Yani bu mu adetiniz? Nasıl bir hayvanın mı oluyor ya? Bu mu adet mi? Uzaylı mı oğlum bu ya? Uzaylı mı bu? Gerçekten çok orijinal bir hayvan. Yani hiç zararı yok. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Önce gerek bir var mı şimdi böyle? İstemezsen hiç uğraşmam. Uzaylı oğlum bu. Bağlantıyı kurmak isterim yani. Uzay Mars'tan bile ne değil bu. Başka bir yerden. Önce bir agresifliği gitsin. Önce agresifliği gitsin. Oğlum, tabii. Niye ısırıyor mu yoksa? Yani ısırmaz. Beni bir iki defa ısırdı. Yoğun bakım aldılar o kadar. Başka bir şey olmadı yani. Kaç aylık oğlum yoğun bakım? Ben iki hafta kaldım. Yapma ya güzelmiş. Saçmalama lan. Ya şu alerjin var mı? Yok oğlum hiçbir şey alerjimiz yok da bu ne oğlum? Bu ne ama? Neyle besliyorsun bunu? Canlı böcek. Yapma ya. Ver amma oğlu ver elime ver. Bu canlı böceğe benziyor. Bak hiç gelmiyor hadi. Tırstı. Tek Joyan nerede ya? Joyan. Yurt dışından getirmişiz. Oğlum, wow, yapışıyor bro. Fuck that man. Oğlum kafasında bir şeyler var oğlum ya. Bu ne ya? Bro nasıl yapışıyor ama öyle?
Koluma mı alayım şimdi? Ya yani direkt ele. Sırf senin hatırına böyle bir şey. Vallahi istemezsen zorlamam. Ama hani bu bizim şeyimiz gibi artık adetten. Allah'ın bir yaratığı. Evet. Ver. Isırırsa ısırır. Isırsa ne olur oğlum? Garip garip hani yüzüme atlamasın. Atlar. Diğer elini getir buraya. Yar gibi. Oğlum sen ne ayaksın lan? Yemin ediyorum oyun gibi şu an. Ama nasıl hissiyatı? Allah'ın bir yarattı. Yarattı, bir saygımız, saygımız var yani. Sen ne ayaksın oğlum? Vallahi hiç de umursamadı. Çiyan lan, çiyan. Tehlikelidir normalde. Güzel, ilginç. Bir tanesi... İlginç, ilginç. Yok yok bro. Tamam. Köpekleri severim. Köpekleri severim de bunu. Vallahi verelim ya. Yılana benziyor ama bro ya. Ne oldu, değişik bir olay ya. Vallahi. Gel lan buraya. İstanbul, Türkiye korkuyor mu? Yok yok korkmam. Zorluyor, şaka yapıyorum. Ama alıştın mı? Bak böyle ilk başta insan bir geriliyor, sonra tutunca bir anda. Diyorsun ki evet, sürekli yürümek istiyor. Şu an elini yer gibi. Ne kadar büyüyor mesela, ne kadar boyu? Ya bu kadar maksimum kadar zaten. Bizim bu tür böyle yani, Türkiye'de yaşıyor zaten. Ya iyidir ya. Gel lan buraya. Değişik bir şey ama ha. Milletin orasına burasına gir, tamam mı? Var ya. Bu arkadan kıskaçlarıyla defans yapıyor, ağzıyla da eriterek yemeni yiyor. Isırıyor mu? Isırır. Ama şeyi delemez yani, derini kolay kolay delemez. Ne yapmam gerek ısırması için? Yapma. Yani normal müdahale etsen ısıtır. Bu arada yakar canın. Vallahi. Vallahi. Acayip bir şey ama. Kıyamam ki moruk. Kıyamazsın ya. Tabii ya, acayip bir şey. Ya işte ön yargılar. Yoksa Allah'ın varlığı. Bir şey söyleyeyim mi? İnsanı önümde kesseler o kadar şey olmam ama hayvana böyle zarar veriyorlar ya. Ya o hepimizin hassas noktası. Aynen öyle moruk ya. Var mı işte? Anlamıyorum ha. Çok ilginç bir şey ama ha. Harbi. Çok ilginç bir şey. Bu mu yani? Bu kadar mı? Bu kadar. Bir abartılacak bir şey yok işte. Ya beni korkutmaya çalıştınız da bu mu? Yok ya, hiç korkutmaya niye çalışalım ya? Ben korkmayacağını baştan anladım zaten. Nasıl hissiyat? Güzel. Abi ne gibi? Allah'ın bir yaratığı işte. Onun bunun kıçına girsin. Onun bunun kıçına girsin ha. Omuz GG mi? Oğlum, ya bu... Bir şey diyeceğim, bu YouTube'a giriyor mu? Atarlar. %100 atarlar. %100 atarlar. Tamam, bittik o zaman. Ya bak, fark ettin mi? Omzuma böyle yaptın ya az önce. Omuz GG yazıyor adamlar. Öyle bir mim oluşmuş sende artık. Yani nereye baktığın yeri bile sanki yakıp yıkıyormuşsun gibi. Masaka şu an gülüyor, ısıracak. Isıracak. Abi çok gülmesine inanma. Dişleri gözüküyor. Çok aynen, aynen. Telefonu vereyim. Ver. Nereye takıldın? Tak. Yok, götürürüm ben. Ulan chatle ben okuyamam bunu. Kardeş gelsene bunu. Bunu bir sabitleş ya. Sabitleş. Arkadaşlar chatinizi okuyamıyoruz çünkü çok hızlı, hızlı oğlum, çok hızlı. Çok yoğun yani. Hepinizi seviyoruz da bunu. Aynen. Bunu nasıl bir şey amına koyayım? Kaç kişi olmuş? Kaç kişi? 92. 92 bin. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hayır, bin böyle bir mesajın bir şeyin var mı? Arkadaşlar. Ne düşünürsün? Ne anlatmak istersin? Mesajımız şu. Hepinizi çok seviyoruz. Çok baba işler gelecek. Türkçe rap'i atın bir kenara. Bir sikime yaramaz. Aynen. Tamam, öyle dedin. Harbiden öyle moruk. Biz hayatımızı anlatıyoruz. Gerçekleri anlatıyoruz. Dinlemek isteyen bizim parçaları açar. Bu kadar basit yani. Yoksa gerisini dinliyoruz. Araştırıyoruz. Boş. Bir de bak, size bir arkadaşı burada tanıştırmak istiyorum. Biliyorsunuz zaten. Joe Young. Joe Young'ımız. Yes, mikrofonlar sizde olduğu için alır, siz tercüme şey yaparsınız, konuşursunuz. Tut istersen. Bir selam ver. Grüßma die Leute burada. Selam. Erzähl mal ein bisschen auf Englisch. Çoğu insan İngilizce anlıyor yani. I'm here in Turkey for my guy Massacre right here. He having a concert tomorrow. Come out. We are morning concert. Yeah, we have a concert tomorrow. Come out, show love. It's all peace, it's all love. Family, you already know what it is. Yarın konseriniz var ve kaçta konser? Biletler ne durumda? Saat 9'da mı 10'da mı kardeş? Kaç? 9.30'da. 9.30'da konser başlıyor arkadaşlar. Beşiktaş'ta hepinizi bekleriz.
Öyle yani. Bir tane olacak değil mi sadece? Yani bu İstanbul serüveninizde bir tane yarın konser var. Aynen aynen. Sonra sen... Tekmil var, Joe Young var, Masaka burada. Mis. Baba bir show yapacağız lan yarın. Vay be. Ne yapalım? Dağılalım mı? Kafana göre. Nasıl, ne istediyorsunuz? Nasıl kafana göre. Yani, daha sorular varsa onlar da cevaplar. Bir bakayım mı sonra şöyle? Aynen bak. Yes. Ya bana bir bana. Aa, bizim kodlarımız var değil mi Şete? Evet, hediye. Evet, Şete hediyemiz var. Bizim çaycı biliyor musun onu? Bayno Game'den verdiniz mi? Nasıl yapacağız onu? Siz kodu organize edin çaycı. Hediye var Şete. Vallahi iyi. Stres ettiler beni. Londra'dan var mı sizin bir sorunuz bu arada? Tutuklandın amına koyayım. Bu nasıl bir iş ya? Var ya, yemin ediyorum. Bizim Tekmil Türkiye'ye ayak bastı. Direkt gözaltı alındı. İfade mifade falan filan. Onunla uğraşırız yani. Var var kod. Yemin ediyorum. Bak bir tane güzel soru buldum sana. Buyur. Şu an bulunduğu noktadan memnun mu? Yaptığı parçalar hak ettiği değeri görüyor mu demiş. Bak bir şey söyleyeyim, ben her sabah uyanıyorum. Nefes alıp verdiğime çok şükür ediyorum. Elhamdülillah. Yani Allah bunu bize nasip ettiyse ben her türlü memnunum ha. Bize bir şey olamaz çünkü yani şimdi biraz tuhaf gelebilir de neyse, o ben buna inanıyorum. Allah'ın bize bir sözü vardır. Hatta iki sözü vardır. Rızkına kefilim diyor ve taşıyamayacağın kadar yükü sana yüklemeyeceğim diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sözden sonra bize hiçbir şey olamaz ha. Kim gelirse gelsin. Bu sözü bize vermiş. O yüzden abi biz çok rahatız. Çok rahatız. Her gün sabah uyanıyorum ya, nefes alıp veriyorum ya. Elhamdülillah. Ona şükrediyorum diyorsun. Aynen odur yani. Parçam değer görmüş, görmemiş ya da işte. Babam öyle şeyleri siklemiyoruz abi biz. Aynen. Harbiden siklemiyoruz. Biz hayatımızı anlatıyoruz. Millete hitap eder, etmez. O piyasaya bağlı. Ben her sabah nefes alıp veriyorum ya, şükür ediyorum babam. Vallahi billahi öyle. Ben Allah'a inanıyorum. O zaman da yıkım da az oluyor. Böyle kolay kolay çökmüyorsun her şeyde. Her şey rakamlar değil sonuçta. Aynen. Tabii ya babam. Aa, yani ben o şeyim, çok mantıklı durmuş. Ne oldu lan? Niye emotomniği aldınız? Ne o? Ha, kod mu dağıtıyorlar? Kod için. Okey. Şimdi bir şey merak ediyorum. Ya bunu izleyici sormuş ama bilgisayar oyunlarıyla aran yok, var mı? Kendimi zorla... Konsol mu? Yok yok. Hiç mi? Kendimi zorla alıştırmaya çalıştım böyle. Bir ara dedim belki evde takılırım oğlum böyle. Bokluk yeme falan. Biraz evde kal. Olmuyor. Yapamıyorum baba. Olmuyor değil mi? Ya benlik bir şey değil ya. İşte tarz meselesi. Ha, belki çok güzel bir oyun gelir. Seninle böyle kapışırız falan. Aa bak yaparız bir gün. Hatta Mortal Kombat'e varsa Street Fighter. Street Fighter oynarım. Mortal Kombat'ı bizimkiler oynuyor daha çok. Ama para yatıracağız. Ha daha koyacağız. Tamam mı? 100 bin TL. Kazanan 100 bin TL'yi alıyor. Var mısın? Ha? Ben varım emmalı. Çocukken oynuyordum. Mahvederim seni yani, haberin olsun. Olabilir. Ben varsan tamam. Hiç bak, girmeden kabul edeyim. Arkadaşlar 100 bin TL'yi yatırıyorum ha. Hemen. 100 bin TL koyuyorsun. 100 bin TL koyuyorum direkt. Varsan varım emmalı. 100 bine ben girdim, beni mahvederler burada. Girer misiniz lan 100 bin? Giren varsa gelsin. Yenerim diyor ha. Giren varsa kim gel. O? Mert. Mert kim oğlum? Oğlum gel o zaman ama 100 bin TL yatıracaksın. Arkadaş Mortal Kombat'ta mı? Oğlum biz ticaret... 100 bin TL diyor oğlum, manyak mısın lan? Mortal Kombat'ta. Street Fight oğlum. Oğlum ticaret yapmamız gerek ha. Ya onu bir başlangıçta şöyle bir 10 bin falan yapalım ya. 100 bin, 100 bin. Vallahi billahi yarın yatırıyorum ha. Varsan gel. Götünüyorsa gel oğlum. Boş konuşma. Ben geldim abi. Ben gelmem abi diyor. Hayır bir de chatte diyor ki hani kumar kötüydü abi. O zaman sürem. Chat az değil var ya. Oğlum takip edemiyorum ki oğlum. Hiç ben. Biz şu an böyle yayın mayın görmüyoruz. Onlar bir de şu an koda döndüler. Şeye yani hani çekilişe döndüler. Hmm. Ondan sonra valla başka sorularsa hep konuştuğumuz şeyler. Mesela burada demiş ki YouTube'dan takip ettiğiniz fenomenler ya da yoktur. Seni. Ya hayır eyvallah ama. Yoksa kabul etmezdik zaten. Evet ya biz aslında ha. Biz bayağıdır konuşuyoruz. Bir aynen. Denk geleceğiz, bir denk geleceğiz, bir aynen. Denk geleceğiz. İyi ki de gelmişiz bu arada. İyi ki de sohbetime tanışmışız, yüze de gelmişiz. Eyvallah. Bundan sonra da dostluğumuz, arkadaşlığımız hep devam eder zaten. Ama
Ben hani rap piyasasında bile sen çok fazla izlemediğin, dinlemediğin için belki de. Ben takip etmiyorum. Takip etmediğin için şimdi burada YouTube'u sormak saçma kalıyor, anladın aynen mı? Aynen öyle. Yani o yüzden bu soruları eliyorum otomatik bir olarak. Bir bakabilir miyim? Bakabilirsin. Mesela şeyi cevabını çok hoşuma gitti. Başka rap parçalar ne kadar dinliyorsun sorusunda. Şey dedi. Mümkün olduğu kadar dinlememeye çalışıyorum. Tabii. Çünkü ister istemez etkilenme şansımız tabii, olabilir dedi. Mesela o çok orijinal bir şey. Bozmamaya çalışıyorum. Evet, yani kendi bak özüm... şurada bir soru var böyle. Masaka paranormal olaylar yaşadın mı? Yaşadın mı? Yaşadım. Çok yaşadım emmi oğlu. Çünkü şöyle bir şey var. Biz uzun yıllardır astral konularla uğraşıyoruz. Astral seyahatler falan filan böyle. Ve bu seneler içinde biz öyle bir şey çözdük ki yeni bir formül çözdük. Yani bu olayı daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Astral seyahatleri yapabiliyorsun. Bunu biz yapıyorsunuz. Çözdük. Tabii tabii biz çok uzun senelerdir bununla uğraşıyoruz yani. Kontrollü bir şekilde ruhunu çıkartıp kendini izliyorsun. Ondan sonra seyahata çık. İstediğini yap. Anlatabiliyor muyum? Biz senelerdir bununla uğraşıyoruz. Yakında zaten shopumuz açılacak. Orada detayları zaten şey yapacağım. Bunu kullan. Bununla bunu kombine et. Bunu yaparsan astral seyahatin daha çabuk... Hiç, benim hiç anlamadığım işler mesela. Yani bilmiyorum. Bir ara bir anlat, o anlatma. Dinleyeyim neymiş. Yani, çok ilginç. Yani. Ya nasıl bir şey? Çok, misal... Ne olduğunu biliyorum ama hani hiç böyle deneyimlemedim ya da yapanla konuşmadığım şey. Tam bir hakim ya olmadım. Nasıl bir şey? Kontrollü bir şekilde ruhunu kendinden ayırıp, yani bedeninden ayırıp seyahata çıkabiliyorsun. Yani ben senin evine gelebiliyorum misal. Bekleriz. Rüyada evine... nasıl, ne yapıyorsun mesela? Rüyanda, rüya görüyorsun. Ha. Ya bedenin... rüya gibi değil. Bildiğin yanı... Tam o arada kalıyorsun. Arası gibi bir şey onun öyle galiba. Şey. Yani. Gerçek bir olay. Gerçek. Kontrol sende mi oluyor? Tamamen bende. Yani misal sen buraya şimdi bir kağıda bir şey yaz, söyle ki Masaka yarın gel, bu kağıtta yazanı bana söyle. Ama ters olmaması gerek. Ters olursa, çünkü materyal şeyleri terse çeviremiyorsun, elleyemiyorsun bir şey. Bunu yaz buraya, ben sana yarın söylerim. Hadi canım. Tabii ki babam. Biz bunun formülünü bulduk. Çünkü Almanya'da, Avrupa'da o en başarılı simyacılarla biz ilişkimiz çok yakın. Adamlar bize gösterdi, nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun. Çocukluğumdan belli zaten, ben çok ilgim var böyle mistik şeylere. Astral seyahatler bizim için hani çok yaptık ya, moda. Çok ilginç de bir şey yani. Herkese tavsiye de ederim çünkü her... Şimdi chatte millet şaşırmıştır tabii hani. Genelde inanmıyor insanlar böyle şeylere. Yani şey mi olur, bilmem ne olur gibisinden. Ya o babam böyle merak... bir şey için böyle özel seçilmiş insan değil. Herkes yapabiliyor. Herkes Allah yapabiliyor. Allah. Belirli şeyleri böyle... yani misal o 21 gün et yeme... Bazı teknikleri yap, yatarken yapabiliyorsun babam. Basit bir iş. Yani Masaka'ya özel bir şey değil ha. Tabii. Ahmet, Mehmet, Cüneyt. Herkes yapabiliyor herkes. Babam. Ben bunu araştıracağım, merak ettim. O da bence beyni olan araştırsın ama. Beyni olmayan hiç bu işe girmesin. Yani açık ve net diyorum. Anlamaz diyorsun konsepti. Ya bu dünya sırf böyle materyallen ibaret değil ha. Yani yapabiliyorsun, bu seyahatleri yapabiliyorsun. Vücut, kendini görüyorsun orada yatarken. Vücutundan ayrılıp kontrollü bir şekilde seyahat yapabiliyorsun babam. Ben senin yanına Allah gelebilirim Allah. İstersen. Yani gece yatıp ben senin yanına gelebilirim. Abi geri dönebiliyor musunuz sonra demiş bir. çıktın geri dönebiliyor musun diye. Tabii ki yani dönebiliyorsun. Yani işte. Tabii. Tövbe tövbe diyenler var. Babam dinimize göre de okeydir bu iş yani, yapabiliyorsun. Allah Allah, hiç ilgimi çekti bir anda. Biz... ama şu şeyi deneyelim bir gün. Kağıda bir şey yazayım. Kağıda bir şey yaz, ben sana ertesi gün söyleyebiliyorum. Çünkü bir kez buraya geldim ya, onun yolunu hızlı bulabiliyorsun. Allah Allah. Ben buraya gelip söyleyebilirim yani, kağıdında ne yazıyor falan filan böyle. Acayip optik bir iş moruk. Yani birkaç kez yaptıktan sonra zaten takılı kalıyorsun ha bu olaylara. Seyahat yapabiliyorsun. Tabii. Yani anlıyorsun ki sırf bu dünya... materyalle alakası değil. 5 tane ayrı vücuta girebiliyorsun ha. Yapabiliyorsun. Yani ben çocukluğumdan beri zaten mistik işlerle uğraştığım bunu, için bunu bir ara bir araştıralım birlikte şey. Boyutlar yani, boyutlar. Yapabiliyorsun. Buna bir bakalım. Ben merak ettim. Yapabiliyorsun yani. Neyse o. Vallahi başka sorum yok.
Bu kadardı. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Erişten iyi ki tanışmışız. Hoş geldiniz tekrardan yani. Allah razı olsun. Hoş eyvallah. Sohbetiniz için de güzel. Aksiyonlu bir sohbetti bu arada. Ama işte diyorum ya, farklı alanlar, farklı diyarlar, farklı işler. Şeyi bir dinleyek mi ya? Parçayı. Kim lan o? Ha? Tabii ki. Diz parçası mı? Evet. Lan yaprağım, neredesin lan sen? Hayır, onu değil, onu değil. Sizin parçayı ya. Ha, öyle mi? Tamam. Yani finali onunla yaparız. Bu arada... Lan yaprağım sen, ne yapsın lan? Tunkan'a diz attın. Anlatılıverdik bu böyle. Ha? O, biz bu olayı çözmemiz gerek. Abi onu yayın kapatınca... Yaprak. Onu biz yayından sonra konuşacağız. Daha bu yayın kısmı bitsin de. Bu arada kodlar için Bino Game'e çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Bak yemin olsun ki bizim sevenlerimiz de izliyor. İzliyorum. Cevap vermek istiyorum da çok hızlısınız çok, oğlum. Ya istiyorsan böyle bir yavaşlatayım bir şekilde. Hani bir iki soru cevapla. Yapsana. Ben... Daha iyi olur. Çaycı şu kod işini bir durdur baba. Çünkü olay sadece ona döndü şimdi. Bir durdur, chatle bir abone chatle bir entegrasyon yapalım. Oğlum biz şu an böyle normal makara kukara yapıyoruz ki. Ama okuyamıyoruz ha. Şimdi onu yavaşlattıracağım ben. Site. Oğlum bu nasıl bir yayın lan? Nasıl baş geliyorsun? 93 bin kişi mi izliyor? Evet, 93 bin şu an. Vallahi takip ben, etmesi aynen. Mümkün aynen. Değil. Aşır, gözünle böyle bir görün ya da bak şöyle durdurabilirim. Hani elle müdahale ettiğim zaman biraz durur. Şöyle aynen. Kendim. Evet tabii. Abi saygılar, nasılsın baba? Abi Trabzon'a geliyor musun? Trabzon'a gidiyor musun demiş mesela. Ya seve seve tabii ki. Dur bakalım. Dramaları geçiyorum. Nasıl tanıştınız diyorlar mesela size. Tekmil'le mi? He. Moruk ben Tekmil'i... Yıllar önce de mi? Yıllar önce zaten çok seviyordum. O yüzden böyle her zaman böyle projelerime dahil etmek istiyordum böyle. Sağ olsun her zaman dahil oldu. Kısmet. Yani bizim şeyimiz ya, kankamız ya. Tekmil de adamın dibi ama. Kısmet. Aynen. Kaç senedir spor yapıyorsun diyen var sana. 13 yaşından belli. Dövüş sporları yaptım. Normal vücut geliştirme yaptım falan filan yani. Dövüş sporları ama çok ilgim var. Rapçi olmasaydım milletin amına koyuyordum. Bayağı dövüşçü olurdum diyorsun. Aynen öyle. Dövüşçü olurdum. Masaka kaç yaşındasın? 37 yaşındayım ama Türkiye'de 38 diye diyorlar ya. 38'den gün alıyorsun falan filan. Saçma bir hesap var ya. 38 yaşındayım. Katlayan 5'e şanı şer gelir mi gibi sorular var. Bilmiyorum valla. Bakalım. Orası o katlayan 5 sürpriz kısmı yani çıktığı zaman. Bu sene çıkacak. Kollarındaki izleri sormuşlar. Kaç yaşından beri var? Kollar gözüküyor mu? Aynen. Kollar gözüküyor. Kollar gözüküyor. Ne kadar? Bir 48'i var. Hiç en hesabımını yapmadım. En az 48 var. Başka hesaplar yaptım. 30 falan öyle bir şeyler galiba. Bu ne? Parçasındaki maskeyi nereden... Ya herkes... Evet o... Senin maskeleri yorumlarda da çok gördüm. Nereden alıyorsun? Nereden getiriyorsun? Diablo'nun maskesini nereden bulabiliriz? Ya bile soruyorlar. Ben bile bulsam alırım bu arada. Çok karizmatik maske ya. Sana Diablo. Satayım. Satça ayıp ettin ya. Verirsin be. Satayım ya. Kaça satacaksın? Ticaret yapalım. Yapalım, kaça yapalım? 100 bin lira çekene şimdi ya. Ben iptal. Evet ya abimiz şu an mevzuyu tabii anlamıyor ama hani çevirebiliriz de bir yandan. Geçiyorum. Sen bu arada ben yavaş yavaş iniyorum, sen gör mesela. Vallahi göremiyorum oğlum, mesela çok hızlı. Mesela 36 Boys ne oldu diyor mesela, o 36 hepimiz boys. Yaşıyoruz da, hepimiz varız ama hepimiz varız. Sembolik şekilde değil ama olay varsa 300 kişi hazır ha. Bak diyorlar, neyse bak, hangi takımı tutuyorsun? Hangi takımı tutuyorsun? Tutmuyorum babam. Tutmuyorsun. Ama tutsam Trabzonspor'u tutarım. Trabzonspor. Futbolla hiçbir alakam yok. Hiç. Benim de hiç yok ya. Hiç sevmiyorum babam ya. 11 kişi bir topun arkasından koşmasında anlam bulamıyorum ha. Sevenlere saygım var da yani ben sevmiyorum babam. Anladım. Merak meselesi biraz da. Hiç Türkiye'ye kalıcı dönmeyi düşündün mü diyor biri. Vallahi bizde bir lüks var. Gurbetçi olarak hem Türkiye'de yaşayabiliyoruz hem Almanya'da. O yüzden git gel yapıyoruz. Kafamıza göre. Yani. Kafamıza göre biz dünyalıyız ha. Masakanın saatine talibim. Aynen valla. Ne oldu saatim... canım, o da hemen yolladı sana. Tamam hemen yolluyorum ben bana. Adresini yolla. Pasta paket. Ondan sonra Strand. Sonra Strand. Enteresan soru. Ben iniyorum görebilirsiniz. Amerika'ya ne zaman gelirsin abi demiş. Yarın oradayım. Yarın oradaymış. Masaka çapkın mıdır? Çapkın mısın? Hayır. Mısın?
Değilsin değil mi? Yok yok. Öyle bir şey yok. Biz tövbeliyiz. Dur bakalım. Ya Allah'ım ya, şu salak salak sorular sormuşlar ya. Biri demiş ki Masaka sen kral bir adamsın. Duruşun. Ya bu chat bozuldu ya. Vallahi baga sokuttular. Şunu bir yenileyim. Dur bakalım. En beğendiğin global rapçiler falan, bunları zaten çok röportajında olduğu için yakalamıyorum. Çok cevapladım ya. İstanbul'da konser olacak mı lan dediği adam yarın var diye. Yarın babam. Yarın. En beğendiğin global rapçi, evli misin çocuğun var mı demişler. Özel sorulara cevap vermiyor. Çünkü çok düşmanlarım var. Çok orospu çocuğu var piyasada bırakıp. O yüzden bu özel sorulara girmiyoruz yani. Zayıf noktamızdan vurmaya çalışıyorlar ama... Bir şerefsizin biri de bizim olaya... Ondan sonra böyle yarrayıyorlar orospu aile, çocuğu. Aile dahil etmesi hoş bir şey değil ya. Bu yüzden demek istemiyoruz yani. Ses taktikçisine ne oldu? Almadık onu. Almadık. Oğlum o ses taktikçi niye herkese yazıyor? Anlamadım ki ben öyle. Ya o da kendi işte öyle bir yeteneğim var diye bir yer yapıyor, takılıyor. Tamam hadi konuşalım, sabah akşam abi konuşalım ya. O zaman. Ne? Çarptırabilir mi istersen? Ya çarptırır mı? Bence parçalar şu an onu Masaka. Vallahi parçalar. Sadece çarptırabilir miyim? Kim? Kim? Ya o yapan, taklit yapan çocuk ya. Sadece bir itibatı kurduk yani. Ya beni şey yapmasın, başımı belaya sokmasın, sokmaz, benim için yeter. Bir uyarsan o bir daha konuşamaz ben. Oğlum çünkü birebir lan, öyle bir yapmış ki amına koyayım, birebir beni taklit ediyor lan. Korkunç. Gerçekten bir duysa bir uyarısı. Vallahi korkunç yani. Düşünsene kendi sesini duyabiliyorsun böyle. Lan ne oluyor? Bu arada bayağı aynı yapıyordu çocuk ya. Onu diyorum yani. Bayağı aynı yapıyordu vallahi. Bir de şey vardı bir aralar. Chat'te Musaka diye bir fiç varmış. Tam olarak öyle söylüyordu işte. Feed yapmak istediğin Türk rapçi var mı şu an? Türk rapçi yok babam. Salla. Müslüm Gürsöz olabilirdi. Ben dün ne dedim? Remix'in ha. Dün ben dedim. Dedim Müslüm Gürsöz olsaydı birlikte bir şey yapmak isteyebilirdi. Adam şekil moruk. Evet. Adam anlattıkları da şekil ha. Aferin bir dolar. Yani. Oğlum adamın konserine gidiyorlar. Millet kendilerini ciletliyor ha. Düşün adam şekil. Kan bırakmış piyasada. Anlatabiliyor musun? Aynen aynen. Vallahi bak şekil bir adam yani. Ondan fit yapmak isterdim. %100. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, evet. Trafik kazası yaşadın. Artık şeye döndü sorular yani. Ne trafik kazası yaşadın mı? Abi yukarı baktın mı, aşağı baktın mı? Yaşadım, yaşadım. Abi hiç toparladın mı ya? Ha bir de şey sorusu vardı, o da çok güzel. Bugüne kadar yaptığın parçalarda en senin için değerli olan, en kıymetli olan? En kıymetli olan intihar parçası. Hmm. Yani bilen vardır, bilmeyen vardır ama en kıymetli olan o. Hayatımı... Orada anlatıyorum yani tamamen. Neyse o. Arkadaşlar dinlerse benim hayatımı anlamış olur. Biri yazmış. Bir de şey vardı, paranormal şeyler yaşadın mı hiç? Hmm. Öyle bir soru daha vardı. Orada biz astrale şeye gittik, sonra kaldı. Aynen orada. Öyle. Biz çok uğraştım. Ayı sıkıldı ya vallahi çok. Kim o? Hey Joyan Dikler Tavuz bitti lan. Sıkıldın mı lan? Yaprağım. Nasıl sükse? Yaprağım. Bak. Hayır gitti. Bak. Birisi yazmış ki orada Tekmil'in sakalı lens mi? Yok ebenin ama amına koyayım. Boyattık ya bu oğlum. Boyattık ama. Ya. Ya. Ben de takılıyorum yani. Bana da diyorlar saçın lens. Arkadaşlar o paranormal olaylarına girersek yani birkaç kez göte geliyordum harbiden. Çünkü biz çok uğraşıyoruz böyle astral seyahatlerle falan filan. Çok uğraşıyorum ben. Yani kendimi bildiğim bileli çok ilgimi çekiyor. Yapıyorum da yani böyle. Birkaç kez böyle hazırlıksız bu işe girdim. Harbiden göte geliyordum ha emmolu. Yani incin falan filan başıma bela oldu. 5-6 gün beni böyle rahatsız ediyorlar diyorum emmolu. Ben bu işten nasıl kurtulabilirim? Tabii bizim dinimize göre nasıl bir şey? Biz en yüksek yaratık olduğumuz için onlar ne istiyorsan onu yapması gerek. Yani biz astral seyahata gidince vücutunu orada bırakıyorsun ya, kötü varlıklar gelince sen ona söylersin bile, ismini söyle, mecbur söylemesi gerek. Gerçek görüntünü göster deyince mecbur göstermesi gerek. Ben bunu bilmiyordum tabii. Yapıyorum ama öyle. Para. He, kafama göre takılıyorum. Bakıyorum oğlum lan orada bana bela olmuşlar, musallat olmuşlar falan filan böyle. Şerefsizim ki sonradan öğreniyorum. Çünkü ben bu eğitimi
Avrupa'nın en başarılı adamdan almışım. Hmm, harbi eğitim de aldın yani. Tabii tabii, harbi eğitim aldım. Bu son 3-4 aydır ben kendimi harbi kapatmıştım. Yani adamın yanında bana tam böyle gösterdi, nasıl yapabilirsin, boyutları nasıl değiştirebilirsin falan filan, bu eğitimi aldım ben. Tabii ben bunları evde yapıyorum. 3-5 kere bir göte geliyordum ben Molu, yani inanamazsın babam yani. Gözünü açıyorsun, yatağının başında bir yaratık seni izliyor ha. Nasıl kurtulabilirsin bu olaydan bilmiyorum. Ertesi gün adamı arıyorum, diyorum baksana Molu bak ben... Sıkıntıdayım. Bu akşam tekrar yatacağım ama ödüm götüme girmiş. Telefona çık, sikerim yoksa ben anlama belki. Bana çabuk anlat oğlum, ben bundan nasıl kurtulabilirim? Yöntemlerini tabii. Adamla bak, bak bunu da söylemem gerek ha. Neyse o içimde, neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Adam hiçbir türlü dinle alakası yok. Hiç. Adam araştırıcı. Bu işlerle uğraşıyor ya, Müslüman oluyor. Anlatabiliyor muyum? Adam çünkü araştırıyor, ediriyor, astral seyahatlara giriyor falan filan böyle. Sonunda diyor ki Emmalı, Allah'ıma bin şükürler olsun diyor. Çünkü öyle bir boyut var, gidebiliyorsun. İnanan olur, inanmayan olur. İlla ki ben ya, bilmediğim bir hakim olduğum için sadece dinliyorum şu an. Biraz araştırırsan yöntemleri de çok basit, ben sana söyleyebilirim. Yapabiliyorsun. Yani... En geç 21 günde bu işi halledebiliyorsun. Yani bildiğin materyal, materyalin Türkçesi de mi materyal? Materyal. Boyuttan öbür boyuta geçebiliyorsun. Yapabiliyorsun babam, neyse o. Her şeyi bize öğretti. Ben de şahit olmasam zaten böyle emin konuşmam. Şahit olmuşum ama birkaç hata yapmıştım biliyor musun? Az kalsın bana musallat oluyorlardı yani. 5-6 gün böyle uğraştım, geceleri bana uğruyorlar falan filan böyle. Lan dedim nasıl ben kurtulacağım? Adamı arıyorum oğlum bak sikerim belanı. Telefona çık oğlum bak ben bu akşam da yatacağım ha. Yani harbiden olay vahim ha. Telefona çık sikeceğim belanı amına. Çok enteresan. Söyle nasıl çözerim? Nasıl yapılıyormuş biz de yapalım diyor Gökhan. Hani vallahi çıkıyordur herhalde. Belirli zaman gelince ben öyle bir video yaparım yani. Zaten benim shopumda bunu daha kolay şekilde yapabilecek yöntemler var. Bazı şeyler var. Bundan 3-4 bin sene önce faraolar falan kullandığı şeyler var. Biz bunu kombine ettik bazı şeylerle. Çok daha basit yapabiliyorsun bu astral şeyleri. Hack gibi düşün. Yani beynini hack yapıyorsun, vücutunu hack yapıyorsun. Kazıklıyorsun yani. Vücutuna diyorsun ki sen şu an uyu ama ruhum daha uyanık. Vücuttan çıkabiliyorsun. Ya bilenler vardır, tabii, bilmeyen vardır. Ya da bu tip şeyler genelde insanımızda böyle şey oluyor bizde hani ya. Yoktur öyle bir şey ya, mümkün ya değil. Oğlum ya. Araştır kendin bak. O baba hoş geldin. Babam da şimdi gelmiş. Aynen. Günaydın. Günaydın yani. Bazı şeyler var ki bak bizim için de zor ha. Bazı şeylerde uyanıyorsun. Uyumuş numarası yapıyorsun. Allah Allah. Ya uyanmışsın babam, görmüşsün. Var böyle boyutlar ha. Sırf ben söylüyorum diye değil. Binlerce senedir milyonlarca insan Amerika'da moda olmuş ha astral seyahatler. Vücutunu bırakıyorsun, ruhunu çıkartıp seyahat yapabiliyorsun. Amerika'da moda olmuş amına koyayım. Yani biz söyleyince tamam bizimkiler biraz daha geride ama emin olun ve inanın ha buna. Var böyle şey. Allah olsun. Ben sana bununla ilgili yazacağım. Garanti. Ve bunun daha kolay yolları da var. Yapacağımdan değil de merak tabii, ettim tabii, ya. Olayı merak, detayını merak ettim. Daha kolay yolları var. Vücutunu hack yapıyorsun. Nasıl yani? Vücutunu şey şekilde yani. Misal vücutunu kandırıyorsun. Ben şu an uyuyorum. Vücutunu uyutup ruhunu uyanık bırakıyorsan vücuttan çıkma yöntemleri vardır. Bunu yapabiliyorsan herkes şahit olabilir. Oğlum ben söyledim diye değil ha. Yüz binlerce senedir millet yapıyor bunu. Ya yapanlar. Biz biraz daha üstüne çalıştık. Yöntemlerini bulduk. Formüllerini bulduk. Bazı şeyleri başka şeylerle kombine ediyorsan astral seyahat ediyorsun. Şahidiz amına koyayım daha ne diyeyim ki? Şahidiz de. Varız yani. Yani araştırın. Yani biraz yazıp etseler araştırıp çözecekler bu işi. Yani ben ne diyorum, bir insanlığa katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Yani paranızı da istemiyoruz. Duanız bize yeter ha. Oo. Yani gerçek bir olay bu.
çıkıp da girememe durumu oluyor mu falan? Konu şeye döndü şimdi. Çıkıp da girememe durumu yok, var mı? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yokmuş. Yok yok. Vücutuna geri giremiyorsan hızlı nefes alman gerek. Vücuta sinyal veriyorsun. Tehlike var. O zaman ne oluyor? Direkt ruhun vücutuna giriyor. Ya bir ton bir şeyler var. Bakmak, araştırmak böyle yani. Anlatmak da istemiyorum. Çünkü millet diyecek bu adam delirdi mi? Tabii. Ama araştırınca da anlayacaklar ki bu gerçek oğlum. Adam götünden atmıyor ha. Allah Allah. Yani biz tecrübesini yapmışız ve birçok kez tecrübe yaptık yani buna. Yani o kadar çok derinlere girdik ki evimize bile bela aldık ha. Bir aralar musallat oluyorlar. Ben genelde böyle şeylerden çekiniyorum. Hiç bulaşmıyorum. Yani şey yapmıyorum böyle ama ben vardır yoktur araştırıyorum. Tabii. Ondan sonra merakımı gideriyorum ama içinde olmuyorum hiç yani uzaklarım. Kordi'ye bir şey demek istiyormuş bu konuda. Hangi? Onun Kordi'yi zaten... Lan yaprağım sen ne yapsın lan? Bu kadar bu konuda. Ha ne Kordi? Ben onda bir fikri var mı diye. Ha Kordi'nin bu konuda bir fikri var mı? Ben inanmıyorum. İnanmıyor musun? Lan nasıl inanmasın? Sen meditasyon olarak işliyor olabilirsin ama... Yani bilimsel olarak... Tamam başka boyutlara inanıyor musun? Başka boyutlara inanıyor musun? Cinlere inanıyor musun mesela? Hayır boyut matematiksel olarak boyut olabilir. Tamam. Lan ne matematiksel oğlum? Bizim onu deneyimlememiz mümkün değil. Bak şimdi sen... Nasıl mümkün değil? Şöyle... Mesela şöyle düşünmek lazım. Boyut dediğimiz şey... Yakından anlat, yakından gel. Gel, gelsin, gel. Gel lan buraya. Gel. Hayır, hayır, hayır. Çok arayı açmasak olur mu? Yüzün gözükecek şekilde gel. Hadi anlat bakayım. Anlat bak. Şimdi boyut dediğimiz, yani benim boyut olarak adlandırdığım şey matematiksel bir şey. Yani mesela bir çizgi, kağıt üstündeki bir çizgi gibi düşünüyorum. İkinci boyuttaysa biz onu bir, yani üç, yani x, y ve z olarak adlandırıyoruz. Lan yapıram, ben sana bir şey anlatayım. Üç boyutlu olarak adlandırıyoruz. Şimdi dördüncü boyutu bizim algılamamız mümkün değil beyin. O sana mümkün değildir oğlum. İşte bak belirli şeyleri yaşadıktan sonra zaten ölüm korkum da gidiyor. Tamam onlara bir insan ölümden niye korkar? İçgüdüsel bir şey. Öldükten sonra yok oluyorum korkusu olur değil mi? Yani, yani yokum bittim yani. Öldükten yok. Sonra daha yokum. İçgüdüsel olarak olabilir evet. He. Ama onun devamı var oğlum. Tamam ben bunlara saygı duyuyorum. Ben bir şeyi söylüyorum sadece. Lan saygıyla alakası yok oğlum. Gerçekler bunlar. Denesen oğlum. Bedenin abi ölüyor. Ruhun nereye şöyle gidiyor? Tamam ruhun nereye gidiyor? Mesela sen ölüyorsun ya. Bedenin gitti. Oğlum mesela ben sizi keseceğim şey. Abi şimdi bir şey diyeceğim ama sen kendin söyledin. Ben şimdi... Şimdi sen kendin söyledin. Ben doğru bildiğimi söylemezsem sana karşı... Lan oğlum tecrübe diyorum sana. Adam pancar oldu. Pancar'a geldim. O kısmına geldim. Ben şimdi... Lan bana matematik yapma oğlum. Bu istediğiniz şey matematik abi. Yani bu... Lan ne matematiği? Sen hangi matematiği yapabiliyorsun abi, ki? Doğru, sen, ben bunun mimini söyleyeyim mi? Nasıl ünlü? Bununla tartışma... Bununla diyorum. Kordi ile tartışmaya girmeyeceğim. Beynin yanar. O alt en sonu şöyle diyorsun. Haklısın kardeşim. Tamam tamam. Lan üşütme. Lan kendin araştırırsan her şey ortaya çıkıyor zaten. Bak, ben araştırdım. Lan manyak ben çıkarmış bir şey değil ha bu. Araştırdım bu arada ben bu konuyu. Biraz çok merak ettim. Neyi araştırdın? Astral'ı araştırdım. Ama nasıl yapabiliyorsun misal? Hayır deneyimleme şeyim yok. Sadece hani bununla ilgili benim araştırmamdan kastım bilimsel bir şey var. Nasıl yapabiliyorsun misal? Bilmiyorum ben ritüelli mücelli demem. Demek ki araştırmamışsın oğlum. Hayır işte ama bilimsel bir dayanak arıyorum araştırmak için. Lan yaprağım oğlum bunu araştırman gerek oğlum. Abi şimdi sen yaşamış olabilirsin de belki sen onu beyninin içinde yaşadın. Lan saçmalama oğlum. Lan ben sana diyorum ki bir hafta boyunca musallat ettim kendime. İşte değişik tamam yaratıkları. O zaman şöyle bir şey ve ben lazım. Ben normalde yani çok materyal bir insanım. Paranın anasını tamam sikmek isteyen bir insanım. Ben bu deneyim yaşamadım bir şey demiyorum. Ben ama... yatmışım amına koyayım. Başıma cinleri musallat etmişim oğlum. Anlamıyor musun? Tamam. O zaman abi şunu yapacağız. Matematikle sınayamıyorsak kağıdı koyacağız harbiden. Deneyle gözlemle bakacağız. Kağıdı o koyacağız. Diyor ki yani kağıdı koyalım. Oradaki yazanı bana söyle, ben ömür boyu inanırım buna diyor. Bak şerefsizim ki... Demek sınarım yani. Bak formülü çok araştırıyoruz. Bak ben rap yapmasam kafes dövüşçüsü olurdum ya da simyacı olurdum bak. Ben sana ya, söylüyorum ha. Zaten ha, şeye bir şey o kadar araştırdım ki, o kadar derinlere girdim ki... Böyle kafayı oynatmak üzere dedim ha. Bak ben sana söylüyorum çok derinlere girdim ben, ha. Sonunda anladım abi ki... Moruk o kadar derinlere girme. Allah'ın sistemini sen anlayamazsın. Ama ben böyle denedim böyle yani. Derinlere girdim harbiden. Kafayı oynatmak üzereydim. Ama belirli şeyleri çözdüm ki. İnan bana. Bazı maddeler var. Faraolar. Yani ta Mısır zamanından böyle kullandığı şeyleri bazı şeylerle kombine edince. Oğlum
tekniksiz kayıyorsun ha. Astral vücutuna i̇şte koyuyorsun. İşte bak ama deneyim. Göt oluyorsun amına. Anladın mı? Oğlum o vücuta ben, kayıyorsun resmen. Ben diyorum ki ne oldu lan bana? Karşı, hani, kesinlikle yoktur demiyorum. Sadece ben bunu deneyim yani kafamda düşüneceksem bilimsel bir şey arıyorum. Yoksa benim hani böyle bir şey olsa bir bilimsel bir şey çıksa ilk merak edecek kişi. Ya benim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Sen neye inanıyorsun lan? Ya inan ben bildiğimi biliyorum. İnandığımı ayrı yani. O neye inanıyorsun? Kendi içinde düşün. Nasıl yani? Neye inanıyorsun? Hayır, herkes inancı kendine şimdi bak. Bak her bilim şey... başka, inanç başka. Her şey tesadüf mü sanıyorsun? Ben de yani hayır. Ben de terminist yaklaşırım da şimdi. Yani şey, yani her şeyin... Terminist mi? Her şey hesaplanır. İlk defa her şey hesaplanabilir yani. Ya. Tesadüf yok ama biz hesaplayamayız diyor. Bak, şimdi, bak bir dakika, kardeşim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kağıt mevzusu var ya ona takıldı. Onu deneyek bir ara. Kendi aramızda kalsın. Onu, o kağıt yazılımı sen bir söylersen göt olur. Hayır. Tam olarak öyle değil nasıl ama. Nasıl göt olmazsın en azından ya? Çok büyük bir işaret olur. Yani. Ne bak, demek lan? Demek ki burada bir şeyler var. Yazını söyleyeceğim diyor adam. Bak sonra. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim bak. Bu dünyada tesadüf olan şeyler nedir biliyor musun? Yani tesadüf dediğin şeyler bak. Belki bir garip bir konuya girmiş oluruz şimdi. Ama umurumda da değil. Belki yani mecbur söylemem gereken bu olur. Tesadüf nedir biliyor musun? Senin yediğin domates, patlıcan tesadüf olsa birisi 80 metre büyüklüğünde olurdu. Birisi 200 metre büyüklüğünde olurdu. Hayır hepsi ağzına göre yapılmış oğlum. Ama yanlış bir şey var şimdi burada. Hepsi ağzına göre tasarlanmış oğlum. Fıstık dediğin, domates dediğin i̇şte, hepsini... ağzına göre olmayanlar vardı onlar bugüne ulaşamadı. Yani elendiler. Mesela 80 metre insan belki doğacaktı. Ama kemik yapısı ve kas yapısı kaldırmamış için elendi. Ya, anladım. Yani doğal seçim. Anladım anladım. Ben anlamadım oğlum bunun dediğini. Anladım ne demek. Ya yani elekten geçiyor. Doğa bir elek. Bir ama sürü varyasyon var. Ne, lan sikimin kafası bak. Tamam mı? Bak ben sana bir şey söylemek istiyorum. Bu işler tesadüf değil ha. Domates tam ağzına göre, fıstık tam ağzına göre olduğun tesadüf değil. Tesadüf yaratılmış olan şeyler birisi 500 metre büyüklüğünde olur. Domatesi belki 500 metre böyle tüm soyun ondan yararlanır. Ama hepsi ağzına göre yaratılmış tamam mı kardeşim? Bazı şeyleri yaşayınca yani mesela biz bir kere astral git. Deneyimle. Ondan sonra anlarsın zaten. Tamam, ben okuyayım bak, biz de çok materyalist insandık ha. Bak ben sana söyleyeyim. Ben parasının anasını sikeceğim diyordum. Tamam mı? Bana 1 milyon yetmez. 5 milyon istiyorum. Oradan mı soygun? Buradan mı olay falan filan? Amına koyacağım oğlum paranın. Bu dünyada para mı geçerli? Sikeceğim abi ben bu parayı diyordum. Ama sonunda harbiden bazı şeyleri yaşadıktan sonra anladım yaşadın oğlum. Yaşadın diyorsun zaten. Hani yaşadın biliyorsun. Sen yaşadım oğlum. Yoksa ben sana anlatmam şimdi ha. Ben yaşamadım ama ben diyorum ki ben yaşasam bile kendimden şüphe ederim o zaman. Benim bakış açım bu çünkü. Onun bakış açısı hep öyle ama. Yani. Kendinden başla. Ya herkese, ben yanılıyor olabilirim. Herkese saygımız var ama bazı şeyleri yaşadıktan sonra anlayacak mıyız? İşte o yaşayanla yaşamayan ben arasındaki fark zaten olur. Hani öyle bir şey olamaz falan diyen bir insan değil. Lan ben manyak mısın oğlum? Deneyimdir diyorum yani. Hadi yap o zaman. Nasıl yani? Ben seni 21 gün içinde, gel istersen şey yapalım, bir yarışma yapalım. Ben seni 21 gün içinde vücutundan ayırıp öbür boyuta geçirebilirim diye seninle 500 bin TL'ye giriyorum lan. Ben yok bu kadar para. Kaç param var lan? Abi ben de 2000-3000 çıkarsın açık ona geliyorsun. Lan sikini açın. Böyle yarışlara girme amına koyayım. Abi şimdi parayı ortaya koyacaksan ben niye parayla iddia girmek zorundayım şimdi? Onu ortaya atan sensin yani. Çünkü emek var oğlum bizim işimiz gücümüz var ya seninle mi uğraşacağız ya? O zaman ben de sana diyorum ki yoktur ama eğer ben haklı çıkarsam 250 milyon dolar değil mi? Vallahi varım. Yani. Vallahi varım. Ben de çıkartırım ne yapayım şimdi? Çıkartırım onu. Ben de yok ne yapayım yani? Olmayan şey var mı diyeyim yalan mı söyleyeyim? O zaman girme oğlum yarışa. Girmiyorum zaten. Stir lan. Ben yeni yolu çekiyorum. Komediyle tartışmak en tatlı şeydir. Hem sinirlendiriyor hem de böyle sevesin geliyor adamın. Çok enteresan. Valla başka sorumuz kalmadı. Bende burada yok. Ha bak dağlak mı? Dağlak lan canım oğlum. Bir sorusu olan. Bakayım bir chatte neler yazıyor. Chat coşuyor ya. Masaka para kazanma gelmiş gibi ya falan filan. Emma da. Ne diyor lan bunlar? Çok hızlı oğlum. Çok hızlı akıyor. Masaka. Bu arada hala arkadan da geldi şey. Konseri tam gününü saatini anlamayanlar var. Yani duymamış yarın olanlar saat var. Yarın saat 21'de. Nerede? Ne Beşiktaş.
If. Evet. If Beşiktaş. 7.30'da giriş. 7.30'da giriş. Evet, hepinizi bekliyoruz. Senden hesabım bitmedi oğlum. Tamam mı? Seni mahvedeceğim bu gece. Hani lan mı o böcek möcek diyordun, bir şeyler diyordun. Onları şimdi yayından sonra... Tamam, biz de aramızda şey yaparız. Kral çocuktur ya. Severiz. Lere'yi bir göremedik. Görürsünüz oğlum, Lere geleceğim mi? Selam vereceğim mi? Ne dedik? Şey, Beşiktaş'ta 7.30'da konser başlıyor yarın. Giriş 19 Mayıs. Selamünaleyküm. Ay kardeşim. Ay selam. Aleykümselam. Nasılsın abi? Bu da bizim diğer canavar. Oğlum özlemişsinizdir al. Mert. Kafayı gaza geldiler, 3 numaraya vurdular. İyi abi ya, gaza geldik, kestik birden. Yakışmış. Teşekkür ederim abi, sağ olun. Çok tatlı adam. Mikrofon bende mi? Tamam. Sen de, sen çık de. Dışarı. Şaka yapıyorum oğlum. O zaman vedalaşalım hadi. İki saat arkadaşlar, seviyoruz sizi. Seviyoruz sizleri. Sen abi bir şey yaparsın. Bir veda hepinizi yaparsın, seviyoruz. Tekmil sen vedalaşmayı yap. Sevgiler, saygılar. Aynen. Arkadaşlar yarın kendinize buluşak, iyi bakın. Yarın buluşak, gelen gelsin. Aynen, konserimiz var Beşiktaş'ta. If. İf Beşiktaş. İf Beşiktaş'ta, aynen. Yarın. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Seviyoruz sizi, kendinize iyi bakın. Evet, aynen. Ben de aynı şekilde arkadaşlar. Allah'a emanet, bir sonraki yayında görüşürüz. İyi ki geldiniz, iyi ki tanıştık. Sürçülisan ettiysek affola, makaramızdayız, eğlencesindeyiz işin. Joyan, Guisma, Wong, konsert, mahmamaz. Make sure you show up to the concert tomorrow, man. It's gonna be dope, you already know what it is. Yeah, hadi görüşürüz arkadaşlar, Allah'a emanet. Öpüyoruz hepinizi. Bye bye. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Bayağı enerji ya, baksana 101'e abi o çıkıyor. Kaç kaç? 97 bin kişi. Amanına koyun, ne oluyor oğlum? Oğlum lan birinin...
Thank you.